you <coughs> Mutlu günler, mutlu haftalar. Efendim hoş geldiniz. Bein spor Stüdyoları'na 20 Aralık Pazartesi günündeyiz. Hem bugünün hem de yeni haftanın ilk yayınında. Uğur Meleke ile birlikte sizleri sevgiyle, saygıyla selamlayarak başlatıyoruz programımızı. Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? iyi Teşekkür ederim, siz? Çok iyiyiz bizler de, teşekkürler. Değerli izleyenler, Sportoto Süperlik'te 17. haftayı malumunuz geride bıraktık. 18. hafta yarından itibaren başlıyor. Hafta içi hafta sonu mesaisi yapacağız bu önümüzdeki günlerde. Bütün hafta sonu oynanan maçlara geçmeden önce... Önce bir başka haberle, voleyboldan bir haberle, bir şampiyonluk haberiyle, bir dünya şampiyonluğu haberiyle başlamak istiyoruz izninizle. Vakıfbank dünya şampiyonu. Vakıfbank dünya kulüpler şampiyonası finalinde İtalyan ekibi Imoko'yu 3-2 yendi. Sarı Siyahlılar tarihinde dördüncü kez dünya şampiyonu oldu. FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda İtalyan temsilcisi Imoko Conegliano'yu 3-2 mağlubetteki ilk seti 25-15 aldık. ikinci seti 25-22 kaybettik. Üçüncü seti 25-22 kazandık kazandık. İnanmayacaksınız 4. seti 25-22 kaybettik. Final setine ise çok iyi başladık ve 15-7 kazanarak şampiyonluğa ulaştık. Daha önce Sarı Siyahlılar 2013, 2017 ve 2018 yıllarında bu başarıyı kazanmıştı. 2021 yılında da bu başarıyı tekrar etmiş oldu ve 4. Dünya Şampiyonluğuna ulaştı. Maçta Paolo Ogeci rakipte Imako Konegliano da 34 sayı üretti Uğur Beyciğim. Bu hakikaten önemli bir başarı. Ee, ancak e, Conegliano takımında başka da çift taneli sayıya ulaşan e, sporcu olmadı. 34 sayı üretti e, Paulo Paolo Ogeci. Vakıf Bank'ta ise Isabel Haak 26 sayı. Gabriele Gimarej 11 sayı ve Şaka Bogu da 11 olmak üzere toplam 3 oyuncumuz haneli sayılara ulaştı ve önemli bir başarının altına imza attı. Çekişmeli bir karşılaşmanın sonunda aynı turnuvada Fenerbahçe kadın voleybol takımı da Brezilya temsilcisi Minas Club'la karşılaştı. Kolay bir maç olduğunu temsilcimiz adına Fenerbahçe adına söyleyebiliriz. 3-0 kazandılar. Burada dikkat çekici olan bir not 17 yaşındaki Arena Federov Seva. E, tam 20 sayı üretti. Hem takımının hem de maçın en skorer ismi oldu. E, Vakıfbank dünya şampiyonu. Fenerbahçe'de 3. olarak tamamladı turnuvayı. Kızlarımızı tebrik edelim. Hocaları tebrik edelim. Gudettin'in açıklaması var. Aynı sayfadan hemen Giovanni Gudettin'in Vakıfbank'ın hocası diyor ki... E... Çok gururluyuz. Ankara tam bir voleybol şehri. Taraftara teşekkür ediyorum. Bu seyirciye şampiyonluk yakışırdı diye konuştu. Gudet de aynı zamanda ekibine ve oyuncularına da teşekkür etti konuşmasında. Hakikaten çok önemli bir başarı. Kadınlar voleybolunda her zaman zirvedeyiz. Bunu hep konuşuyoruz. Kimseye bırakmıyoruz. Kadın voleybolu dendiği zaman dünyanın ve de Avrupa'nın zirvesinde ya da zirvesine mücadele ediyoruz. Bu bizim için, Türk sporu için ve kızlar için çok 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 güzel, çok çok güzel ışıltılı aydınlık bir yol. Tebrik etmek lazım hepsini. Hem yöneticisini, yöneticilerini, hem teknik direktörlerini, o teknik, teknik direktör diye özür dilerim hocalarını ve o hocaları tercih eden isimleri, Kesinlikle. o gençleri o gençleri bu sporcu yolunda yürüten ailelerini, sporcu ailesi olmak bizim ülkemizde kolay değil. Son dönemde Spor Bakanlığı önemli adımlar attı. Gençlik ve Spor Bakanlığı eğitimle sporu beraber yürütebilmek adına önemli burslar hazırlandı. E, gençlerin vakitlerini daha doğru kullanabilmeleri, her iki yani eğitim ve spor. E, profesyonelden bahsetmiyorum, profesyonelliğe giden yolda diyelim. E, uluslararası düzeyde rekabet edebilmeleri adına önemli adımlar atıldı. Ancak yeterli mi? Her gün daha iyiye gitse de daha iyi olmamız gerekiyor bu konuda. Ancak tekrar söylüyorum aileleri başta aileleri sporcu yetiştiren aileler olmak üzere e, bakanlığını, kulüp yöneticilerini, teknik e, koçlarını he, herkesi tebrik edelim. Yüzümüzü güldürüyorlar çok teşekkürler. Evet bu kadınlar voleybolundaki başarımızın bence iki önemli e, altı çizilmesi gereken detayı var. Birincisi süreklilik. Vakıfbank dördüncü kez dünya şampiyonu oluyor ve ilki belki 10 yıl oldu. Ben hatırlıyorum ilk kez dünya 2011. şampiyonu 2013. 8 yıl olmuş. Kulüpten yani bir jenerasyon yapmış. yakalayıp veya bir takım iyi yabancı oyuncular transfer edip tek seferlik başarı elde ettikten Bravo. sonra e, devamsızlık söz konusu değil. Devamlı bir şekilde Vakıfbank, Eczacı, Fenerbahçe Galatasaray kadın voleybolunda hep belli bir seviyediler. Doğru. O seviyeyi koruyorlar. Birincisi devamlılık. Bir jenerasyon değişti. Milli takımın altın nesli vardı. O altın nesil başka bir altın nesil doğurdu. Mesela onlar da şu an çok başarılı gidiyorlar. Dikkat çekici detaylardan biri bu. Biz Türkler çok başarılı olduğumuz bir alan değil bu. Devamlılık kadınlar voleybolunda bunu sağladık. İkincisi de kadınlar voleybolunun şöyle bir sempatik tarafı var. Genç kız çocuklarına gerçekten hayal kurduruyor. Doğru. Futbol bu hayali artık kurdurmamaya başladı. Yani futbol sahalarındaki görüntünün artık ee, sokaklardaki çocuklara çok fazla hayal kurduğunu hissetmiyorum. Onlar daha çok konsol oyunlarının başındalar. Ama kız çocuklarına, kadınlar voleybolu gerçekten bir hayal kurduruyor ve Guidetti eşile beraber bu konuda son derece öncü davranışlarda bulunuyor. Karış karış Türkiye'yi geziyor, genç öğrencilerle kız çocuklarıyla buluşuyor, onları voleybola teşvik ediyor ve sevk ediyor. Çok da iyi bir kulüp ve milli takım hocamız var. Şimdi gençlerin, genç kızların spor yapması çok önemli ki. Çünkü Maalesef çok ufak yaştaki çocuklara televizyonda gösterdiğimiz şey veya spor sahalarında gösterdiğimiz şey genelde kazanmanın iyi bir şey oldu. Kazanmanın Halbuki kaybetme öğrenmeler lazım. Kazanmanın tek iyi şey oldu. Kazanmanın tek iyi şey oldu. Bugün ben Davut Şafak'a bir seminer için gitmiştim. O gün bir kız çocuğunun söylediği şeyi hiç unutmuyorum. Sadece yetenekli insanların başarılarından bahsediyorsunuz. Ben yetenekli değilim. Yetenekli senin ne yapacağını hiç söylemiyorsunuz dedi. Eyvah. Hiç kal, unutmuyorum. Kal ders, geldi mi orada? Muhteşem bir ders olmuştu bana. Ufak çocukları spora sevk etmek sadece yetenekli uluslararası sporcular yetiştirme açısından değil önemli. Onların yüzde biri, binde biri uluslararası sporcu olacak. Esas kalanlar. Doğru. Esas kalanlar. Bazıları kazanacak ama kazananların sayısı çok, çok doğru. az. Esas kaybetmeyi öğrenmek. O kaybetmeyi öğrenirse çocuklar, gençler. Ayağa kalkmayı da öğrenir. E tabii ayağa kalkmayı da öğrenir veya trafikte birisinin önüne geçtiği zaman bunun galibiyet olmadığını da öğrenir. Kaldırımda sağda yürüyerek birbirine yol vermenin mağlup olmamak olduğunu da öğrenir. Rakibe saygı ve rekabetin ne olduğu. Evet. Her şey rekabet. Kaybetmeyi değil. öğrenmek bence çok önemli. Hayatta kazanmayı çok öğrenmek önemli. evet. Evet o da bir derstir ama esas mesele kaybetmeyi öğrenmek. Eğer çocuklar spor yaparsa, genç kızlar spor yaparsa, voleybol oynarlarsa, basketbol oynarlarsa, futbol oynarlarsa sokaklar da değişir. Çok haklısınız. Çok da güzel söylediniz. Ağzınıza sağlık. Tebrik edelim kızlarımızı, bu işe emek harcayan herkesi. Doğru model olunca, doğru işler yapılınca sadece siz konuşurken aklıma şu geldi. Hemen onu da söyleyeyim. Ondan sonra dün akşam oynanan derbiye geçeceğiz. Dünyanın ya da Avrupa'nın çekim merkezi kadın voleybolunda Türkiye. Az önce bahsettiğiniz devamlılık var ya dünyanın en iyi oyuncularını Türkiye'ye getirebiliyorsunuz. Çünkü hep yukarıda hep zirvede mücadele ediyorsunuz. İşte ben Zoo'yu canlı izledim diyebiliyorum. Dünyanın en iyi voleybolcusu Boşkoviç'i bu ülkeye canlı izledim. Bir dönem bayağı voleybol maçına gitmiştim. Böyle bir şansı nerede bulabilirsin ki? Yani futbolda Messi'yi, Cristiano Ronaldo'yu burada izlemek gibi bir şey. Zou'yu, Boşkoviç'i burada izlemek. Aynen öyle. Ve ücretlerin ya da en azından başarı takdirinin futbolla kıyaslanamayacağı bir düzeyde ekstra tebrik etmek lazım hepsini. Kesinlikle. Baştan sona kadar tebrikler dediğimiz gibi yüzümüzü güldürüyorsunuz sağ olun var olun ve bütün kızlarımıza da bu yolda başarılar dileyelim. Benim ikizler de kızlar da şeyde voleyboldu. İşte kesin, Daha yolun başındayız ama. Kesin model almışlardır değil mi? Yani vakıf bankı, eczacıyı, başarıları değil mi? Alıyorlar ve e, çok net söyleyeyim. Mesela o yaş düzeyinde 12 yaş düzeyinde kulüpler arası maçlar yapıyorlar mesela. Farkındalıkları o kadar yüksek ki neyin nerede yapılması gerektiği, rakibe saygı, maç bitince tokalaşma vesaire sıraya girilmesi falan. Hani yenilen taraf hiçbir zaman böyle ah oh falan yapmıyor. Aynı coşkuyla, aynı mutlulukla iyiydiniz vesaire yapıyorlar. Onu bile izlemek gerçekten çok, çok keyifli. Önemli. Hocalara, herkese çok teşekkür edelim bu yolda mücadele edene. Doğru formül olduğu zaman işte dünya düzeyinde, zirvesi, dünyanın zirvesinde başarı e, bu kadar kolay diyeceğim. Kolay değil ama işte böyle sevinmesi bu kadar keyifli. Ya biliyorsun voleybolda, basketbolda yani. maç bitiyor. Voleybolda zaten filenin yanına diziliyorlar ve tokalaşıyorlar. E işte. Maçtıktan sonra kazanana kaybeden. Futbolda biliyorsun geçenlerde Diego Simeone elini sıkmadı. Evet, maç sonunda böyle bir şey mecbur değilim. Maçın başına tokalaşıyoruz. Maç sonuna tokalaşmak zorunda değilim dedi. Yani futbolda voleybolun durduğu yerlere bakar mısın? O başka. Bambaşka, bambaşka bir, bambaşka şey. bir yerde duruyor. Evet. Yani. Değerli izleyenler dün akşama döneceğiz şimdi. Ee, Vakıf Bank'ı tebrik ettikten sonra dünya şampiyonluğundan dolayı Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması. İlk olarak ekranlarınıza gelen başlık Foto Maç gazetesinden diyor ki Kadıköy'de pozisyonu ve golü bol derbide kazanan çıkmadı. Kanarya Mesut Özil'in penaltısı ve Berişan'ın golüyle iki kez öne geçti. Beşiktaş, Josef de Souza ile iki kez yanıt verdi. İki dev zirveden ikişer puan daha uzaklaştı demiş gazete. Burada maçın pozisyonlarını anlatmış ki birazdan biz de sizlerle aktaracağız görüntülü olarak. E Fanatik gazetesi Pardon. Ha Posta gazetesi Hı. önce özür dilerim. Gol çok kazanan yok. Yılın son derbisinde fileler 4 kez havalandı. Sonuç iki takıma da yaramadı. Fenerbahçe 14'te Mesut Özil'in penaltısıyla öne geçti. 25'te Josep de eşitliği sağladı. 30. dakikada Berisha yeniden Fenerbahçe'yi öne geçirdi. 59. dakikada yine Josep de sahne aldı ve Fenerbahçe zirvenin 14, Beşiktaş ise 17 puan gerisinde kaldı. Burada Atilla Zalai'nin sözleri var. Fenerbahçe'nin Macar stoperi Atilla Zalai. İlk 11'de başladığı maçta 90 3'te yerini Valencia'ya bıraktı. Zalai maçtan sonra kazanmamız gereken bir maçtı. İki kez öne geçtik. Onun devamını getiremedik. Üzgünüz dedi. Crespo, Miguel Crespo kazanmak için çok mücadele ettiklerini ancak bir puanla yetindiklerini söyledi. Crespo elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. lig uzun ve savaşmaya devam edeceğiz diye konuştu. Diğer taraftan Fenerbahçe'li taraftarlar yedek soyunan İrfancan Kahveci için 59. dakikada tezahüratta bulundu demiş gazete. Şurada Valentin Rozyen'in sözleri var ama e, çok küçük onu okuyamadım. Başka bir yerden bulabilirsem onu okuyacağım. Bir sonraki sayfa fanatik gazetesi. Mesut Özil yine sahnede demiş. <laughs> Yaptığı asistlerle kariyerine damga vuran Mesut Özil Fenerbahçe'de ise attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor. 33 yaşındaki süperstar Karakartal karşısında bir gol attı. 90 dakika sahada kaldı. Performansıyla alkış aldı. Bir golü var. bir yani şutu var. O şutta da isabet sağladı. İki şut pası verdi. 17 pas yaptı. 5 ortanın 3'ü isabetli. 11 ikili mücadelenin 4'ünü kazandı. Bir hava topu mücadelesine çıktı. Onu alamadı diye. Dün akşam ne yaptı diye yazmış. Kadıköy'de Samba. Brezilyalı futbolcu eski takımına karşı iki gol attı. Josef de Souza'dan bahsediyor ve Beşiktaş'a bir puan kazandırdı. 21 yıl sonra Ronaldo'nun ardından Sarı Laciverti takıma Kadıköy'de iki gol atan ikinci Brezilyalı oldu. Beşiktaş'ta iki golle yıldızlaşan Josef de Souza. Oynadığım için şükrediyorum. İyi oynadık, maçı kazanabilirdik dedi. Brezilyalı iki golünün de güzel olduğunu söylerken takım arkadaşlarını da kaliteli oyundan dolayı kutladı. Demiş hakikaten çok güzel iki ee, gol attı Joseph de Souza. Ee, teknik adamların açıklamalarını sonraya mı bıraksak acaba? Yok isterseniz okuyalım şimdi, değil mi? Tabii ki. <laughs> Vitor Pereira istifa spekülasyonlarına aldırmadığını söyledi. Başlık umurumda değil. Fenerbahçe'nin çalıştırıcısı Aynı oyuncuyu iki kez boş bıraktık, iki kez gol yedik. Kazanmak için her şeyi yaptık. Hakkımda söylenenler olsa da ben Fenerbahçe'de mutluyum dedi. Her şeyi kontrol edemezsiniz. Biz savaşmaya devam edeceğiz. Maç maç bakmamız gerek. Yapmamız gereken her maçları 3 puan alarak durumumuzu düzeltmek sözlerini kullandı. Maç sonunda istifa tezahüratları için taraftarın tepkisini normal karşılıyorum. Çünkü onlar da bizim gibi takımın kazanmasını istiyordu ama başkanımız bu tepkileri hak etmiyor. Bu kulüp için her şeyi veriyor, bizi hep destekliyor sözlerini kullanırken kendisi hakkında yapılan istifa spekülasyonları için hakkında bir şeyler söylüyorlar ama ben ne dendiğini umursamıyorum. Fenerbahçe'de olmaktan gururluyum. Ne konuş konuşulduğunu, ne konuşuldu umurumda değil. Bizim yapmamız gereken şey çalışmalarımıza devam etmek diye konuştu. Ve Önder Hoca, Önder Karaveli. Oyunu biz kazandık sözleri başlığa çıkarılmış Fanatik Gazetesi'nde. Siyah-beyazlılardaki ikinci maçına çıkan Önder Karaveli, ''Oyuncularımın geriye düşmemize rağmen beraberliği bulmaları beni çok mutlu etti. Belki derbiyi kazanamadık ama oyunu biz kazandık. Beşiktaş daha iyisini yapacaktır.'' diye konuştu. Oğuzhan kıymetli bir oyuncu. Zaman zaman düşüşler olur ama yıldız oyuncular asla bitmez. Oyuncularım da beni çok mutlu eden, geriye düşmemize rağmen Beşiktaş ruhuyla oynayarak beraberliği sağlamamızdı.'' Taraftara da teşekkür ederim. Demek ki oynanan oyun onları mutlu ediyor. Dualarıyla, kalpleriyle yanımızdalardı. Çok değerli bir oyuncu grubumuz var. Beşiktaş daha iyisini yapacaktır. Oyunu sonuna kadar zorladık ve Beşiktaş antrenörü olmanın dışında sahada ortaya konan futbol beni çok mutlu etti demiş Önder Karaveli. Şuradan bakayım. Beşiktaş Kulübü bana ne görev verirse ben sonuna kadar elimden geleni yaparım açıklamasını yine aktarmış. Ee, takımın, özür dilerim taraftarın takıma sahip çıkışı beni çok mutlu ediyor diyor. Bu şeyi ikinci kere söyledi Önder Hoca. Hani bana nerede görev verilirse ben orada görev yapmaya hazırım evet. diye. Hakikaten e, yani tebrik edelim. Bir yandan da zor bir zamanda sorumluluk almaktan kaçınmadı. Elinden gelenin en iyisini yapmaya ve kulübe hizmet etmeye hangi seviyede olursa olsun ben kulübe hizmet etmeye hazırım mesajını e, veriyor Önder Karabeli. Gelelim maça. E, hem başlıkları hem de hocaların e, açıklamalarını okuduk. Evet. Uğur Bey nasıl başladı karşılaşma? Öncelikle tercihlerden başlamak ister misiniz? 11 tercihlerinden. Tabii ki. Pereira'nın hayal gibi başladı aslına bakarsan ama Pereira'nın hayal gibi başlıyor da Pereira'nın hayal gibi bitmiyor maçta. Orta saha kurgusunda Cuma günü sizinle konuşurken bu orta sahayı herhalde yapmaz demiştik. Yani Crespo muhtemelen oynayacak ancak yanına Sosa veya Mert Hakan veya İrfan vesaire olabilir diye konuşmuştuk. İzayiz opsiyonunu... Yok konuştuk konuştuk. Açıkçası. Ben dedim ki e, beklenen Sosa ama yine Pereira orada Zayt'ı tercih edebilir. Çünkü Pereira iyi e futbol ve iyi futbol sevmiyor. Ha doğru evet aynen öyle. E, şimdi bunu söyleyince hatırladım. İhtimal vermemiştim açıkçası görünce de şaşırdım. Yine orada Crespo, Zayt, Meyer üçünden ikisini kullanabilir. E, bu zamana kadar ki Pereira profiline baktığımızda böyle bir ihtimal olabilir diye konuşmuştuk. Şimdi ama e, ilk 45'e bakarsan Pereira muhtemelen çok mutludur. Çünkü hayal ettiği futbol bu. Rüyalarında gördüğü maç bu. Hedeflediği şey bu. Fenerbahçe'nin başında Eintracht Frankfurt ilk maçta bunu başarmıştı Almanya'da. Hatay maçında başarmıştı. Onun için mükemmel oyunu. Topa sahip olmak gibi bir derdi yok. Zaten ilk yarıda Beşiktaş %58 yine topa sahip oldu. Fenerbahçe %42. Ama diyor ki topa onlar sahip olsun. Oyuna ben sahip olayım. Onların tamamlayamadığı hücumlarda kazandığım toplarda hızlı çıkayım. Eksik yakalayayım. Bir fırsat futbolu oynayayım. Bunun zaman zaman bölüm bölüm iyi beceriyorlar. Dediğim gibi Antrak Frankfurt Almanya deplasmanı bunun çok iyi bir uygulamasıydı. Hatay maçı çok iyi bir uygulamaydı. Galatasaray maçı bölüm bölüm iyi bir uygulamaydı. Beşiktaş maçında ilk 45. İlk 45'in sonunda Beşiktaş 158 toplu oynadı ama Fenerbahçe'nin 8 şutu var. Beşiktaş'ın 4 şutu var. Fenerbahçe Doğru. daha çok net pozisyon etti. Rakip ceza sahası topla buluşmada yine Fenerbahçe 14'e 8 üstü. Doğru. Tabi arada 2-1 Pereira'nın istediği gibi gitti ilk yarı ve Pereira ilk yara öyle gidince genelde ikinci yara da öyle gidecek diye düşünüyor. İşte öyle bir sıkıntı var ama öyle gitmiyor. Yani çünkü maçı diğer tek direktör de izliyor. <laughs> ve onunla ilgili önlem tabii ki onunla ilgili bir hamleler yapıyor. Doğru. Pereira klasik aynı Antwerp maçında olduğu gibi hatırla Antwerp devresinde 2-1 gitmişti Fenerbahçe. İyi gidiyordu işler. 46. dakikada kontağı kapattı. Bekledi. Sadece tabelayı, e, skorboardu izlemeye başladı. Onun 90'a kadar o şekilde geçeceğini ve maçın 2-1 biteceğini zaten Tabii ki öyle olmadı. Antwerp o açıkları kapattı, muslukları kapattı. Top oynamaya başladı. Maçı 2-2'ye iki getirdi. Hatta 3-2'ye de getirebilirdi. Çok benzer. İstanbul'daki, Kadıköy'deki Antwerp maçının çok benzerini 5'le karşı yaşadı. Önder Karabeli soyunma odasına girdi devre arası. Dedi ki, ya biz Fenerbahçe'nin ekmeğine yağ sürüyoruz. Tamamlayamadığımız hücumlarda sürekli onlara fırsat veriyoruz. Atakları bir şekilde şutla kornerle avutla bitirmemiz lazım. Korner dönüşlerine fırsat veriyoruz. Korner dönüşlerine bitirmemiz lazım dedi. İkinci yarıya Beşiktaş. Can Oğuzhan değişikliğiyle başladı. Can Oğuzhan değişikliğinde katkısı var bunda. Atakların tamamlanmasına. Daha gerçekçi, daha realist bir top oynayarak başladı. Yine atak sürekliği var ama bu kez bitirerek ataklara. Çünkü atağı bitirmezseniz hep rakibe fırsat veriyorsunuz. Bu kez atağı bitirerek. Nitekim 60. dakikadaki gole kadar şutlar 4-0. Doğru. Tek tarafta Beşiktaş oyunu. Maçı 2-2'ye iki getirdiler. Biraz daha onu sürdürebilirler, o oyunlarını. Daha fazlasını elde edebilirlerdi ama biraz daha onu sürdürebilmek için işte iki hoca da kulübesine başvurdu. Orada Mert İrfan iki tane kaliteli adam soktu Pereira oyuna. Bence güveni sokmakta geç kaldı Öner Önder Karabeli. Evet. Güveni orada sokabilirdi daha erken ama çok fazla oyun üstü yok. Yani kulübelere baktığın zaman iş kulübelere kalırsa Fenerbahçe'nin üstün olduğu ortadaydı. Çünkü öyle bir kulübe var ki sağdaki takımdan iyi. Mert'i, İrfan'ı, sosası, Belkası, Valencia'sı muhteşem bir kulübe var arkasında ama kullanmıyor. Tabii Pereira 90 artı 3'te Valencia'yı sokuyor çünkü sevmiyor. İyi futbolcu sevmiyor. <laughs> Maç 2-2'ye gelince e, Pereira'nın da zaten hayal ettiği bu. Maçların 2-2'ye gelmesi, berabere kalması ve o hafta da kovulmaması. 2-2'ye geldikten sonra oyuncu değişikliklerini yaptı ama çok fazla risk almadılar. Önder Karavel'in de çok fazla risk aldığını söyleyemem. Güveni almak için 78'i kadar bekledi. Onu soracaktım. İkinci yarıda Oğuzhan'la beraber güveni alsaydı? Değişebilirdi iş. Değil mi? Fenerbahçe'nin bu tutucu oyununa karşı Beşiktaş değişebilir, değiştirebilir, değiştirir. Ee, Atiba'yı da hani sonuçta Atiba'da evet geçen seneki Atiba değil ama kulübede de oyuncu yok. Gol şansı olan bir oyuncu. Atiba'yı düşünebilirdi. Düşünmedi. 78 ama hakikaten geç oldu. Önce Oğuzhan Güven değişiklerini yapsa biraz daha böyle vitesi artırsa 2-2'ye değil de 3-2'ye hedeflerini gösterse öyle bir sahada öyle bir imaj vermedi Beşiktaş. 2-2'den sonra çünkü iki takım da razı gözüktü. Müsabakanın böyle bitmesi normal. Ya yani üç perdeli oldu. Birinci perde Pereira'nın gibi 45 dakika pragmatik oyun. İkinci perde 45-60 arası Beşiktaş'ın Sergen Yalçın oyunu ve 2-2'ye getirişi. 60'tan sonra yavaş yavaş vitesin küçülmesi, küçülmesi ve sonunda da bitmesi. Müsabakanın 2-2 her iki hocanın da razı olması. Grafiği verdik mi sevgili dostlar? Ekrana maç sonu grafiğimizi. Buyurunuz getirelim onu da ekrana. Az önce Uğur Bey şeyleri verdi. Bazı başlıkları verdi. Grafikten maç sonu itibariyle Fenerbahçe %41 Beşiktaş %59 topla oynadı. Şutlarda 11-5 Fenerbahçe 14-3 Beşiktaş. Toplam paslarda 481 Beşiktaş 340 Fenerbahçe %81'e %76 Beşiktaş'ın burada e, bir e, 5 puanlık üstünlüğü var pas isabetinde. Rakip cezasında topla buluşma 20'ye 16 Fenerbahçe tamamladı. Gol beklentisi 1-74 Fenerbahçe 084 84 Beşiktaş. Dün akşam biz e, Tolga ile beraber seyrettik maçı da e, ilk yarı itibariyle de bir saniye söyleyeyim ama Çok düşük. Beş düşüktü Beşiktaş'ın. Beşiktaş'ın evet bir saniye. İlk yarıda 0-19'du. Evet. Bu kadar niye bu kadar düşüktü diye hani acaba yanlış mı e, yazıldı diye bir kontrol ettik. Yok. Maç sonu itibariyle. Beşiktaş'ın golü de zor bir pozisyondan geldi ya. Onu düşük yazmışlar demek ki beklentiyi. Var mıydı net pozisyon onun dışında? Beşiktaş'ın hani yüksek gol beklentisi. Ya bu gol beklenmesi. İlerinin kafa vuruşu var. Zaten Üstten dışarıya gitti. Mükemmelleşmiş bir sesi değil. Batu Şuay'ın 90 artı 5'te direkten dönen bir şey var. Şutu var. Evet. Daha yüksek 0.19'dan daha yüksek olabilir. Yani sanki Katılıyor. biraz daha yüksek olabilirdi gibi. Gol beklentisi daha idealize olmadı. Pekala. Ee, şimdi şeylerimiz var. Ee, pozisyonlarımız var. Hem e, tak, teknik taktik olarak hem de tartışmalı pozisyonlarımız tamam. var. Önce isterseniz teknik taktik pozisyonlarla başlayalım. Dakika 16. Şimdi Fenerbahçe'nin İlk yarıdaki hücum planını göstermek için istediğim bu pozisyonları. Burada bir top kaybı yaptı Beşiktaş Can Bozdoğan'la. Hemen hızlı tamamen top kaybı üzerine kurgulanmış bir oyun. Zayt'sla tamamen Devamında da. da zaten Bak Fenerbahçe önde baskıyla ilk yarıda bayağı top kazandı. Bak burada da yoğun bir önde baskı ve ondan sonra hemen pozisyon savunmayı dengesiz yakaladığı için Devam edelim. Bir sonraki pozisyon 30. dakika. Pozisyon 10. Buyurunuz. Ama bunun... Bu gol pozisyonu. Biraz geriden var mı arkadaşlar? Orada çünkü Joseph'in top kaybı var. Daha geriden alabiliyor muyuz? Var mı daha gerisi? Maalesef başlangıç noktası orası. Bu pozisyon da Joseph'in top kaybıyla geliyor. Sol açıkta. Yani bu pozisyonun böyle gelişmesinin, meşter savmasının dengesiz yakalanmasının sebebi yine hücumda top kaybı. Peki madem öyle gol gelmişken ekrana burada e, pilottan görebilir miyiz? Tekrar başa alabilir miyiz dostlar? Vida'nın kalecisine dönmek yerine yanında Serdar var. Serdar'a daha geniş alana, boş alana bir pas atması daha sağlıklı Yok, olmaz mıydı? Yok riskli olur ama pas kötü. Serdar e, daha riskli bir tercih olur. Kaleci ya da taç tercihi orada doğru. Ama e, bu tarz dediğimiz stoperlerin bu tarz pozisyonlarda tacı atmaktan korkmaması lazım. Şimdi arkanda baskı var. Zaten arkana baktın. Dolayısıyla bir özgüven kaybı yaşadın. Rossi vites arttırdı. Tabii. Vida da vites arttırdı. Bir özgüven kaybı yaşadı orada. Orada artık taca, Maldini de taca atıyordu. Franco Baresi de taca atıyordu. Bunları unutmamaları lazım. Orada hata yapmaya meyyersin. Hata yapacağını hissettiriyorsun. Bir de burada direkt hata alın. Bir sonraki pozisyonumuz 51. dakikada. O da yine bak Beşiktaş ucumda tamamlanamayan atak tamamlanamayan atakta Beşiktaş Mesut üzerinden ve Rossi üzerinden çok iyi çıkıyor Mesut resmen 15 sene sonra 15 sene süper futbol kariyerinden sonra Fenerbahçe'de kontratak oyuncusu dönüştü Fenerbahçe'nin neredeyse bütün kontrataklarından Mesut'un e, kritik adam dokunuşları var boş ama hemen öyle görüyorum. kullanıyor onu Pereira kontratak oyuncusu gibi kullanıyor bir de Fenerbahçe'nin bir başka korner dönüşü 37. gücün fırsatları dakika. korner dönüşleri oldu Beşiktaş kornerlerde sanki çalışması eksik kalmış. Yani korner dönüşlerinde Fenerbahçe'nin bu zafiyeti kovalayacağını sanki dikkat etmemiş. Bak. Burada net pozisyon oldu evet. Korner dönüşlerinde hop kaptılar. Kabak çiçeği gibi açılıyor Fenerbahçe evet. zaten. Ve bir anda fırsat. Burada Crespo, Crespo kaptı. Biraz yavaş kalmasa ve orada sarı kartlık faul olmasa. Can orada sarı kart gördü evet. evet. Bir, bir tane, tane daha var. 42. Evet. dakika. Yine bir korner kullandı Beşiktaş. Yine ceza sahasında kapılan topla Bence buradaki sorun ne biliyor musun? Şimdi korneri attıralım. Burada yine pozisyon olacak. Rozje kesti. Rozje evet. at duralım. Bir 2, 3, 4, 5 oyuncu altı pasın içinde. İkisi de dönem oyuncu çevresinde. Için. Şimdi Fenerbahçe burada zaten hızlı çıkış stratejisi için bu kornelerde bekliyor. Tamamen o var kafalarında. Beşiktaşların defansif olarak kafalarında o yok. Yani ikinci hattı daha kalabalık tutmak lazım burada. cezayı üzerindeki hat var ya. Sekecek top, dönecek top. Dönecek topları daha kalabalık tutman lazım. Yani burada Beşiktaş oradaki hazırlığı eksik. Özellikle 37'deki çok net göründü. Topu almasına rağmen. Evet. Beşiktaş. Ki burada da aldı. Orada Fenerbahçe kalabalıklaşıyor. Beşiktaş kalabalıklaşamıyor. Ya yani ikinci hat savunmasında hazırlık eksik. Oyun olarak pozisyonlarımız bunlar da. Golleri teker teker bakalım mı? Sevgili Reci hazır mı gollerimiz teker teker? Buyurunuz o zaman Mesut Özil'in 14. dakikadaki gol yani penaltıyla penaltı pozisyonu. Bu aslında tartışmalı pozisyona da giriyor aynı zamanda konuşacağımız evet. tartışma. isterseniz başlayalım. Olur. Şurada ceza sahası içerisinde eline çarptığı gerekçesiyle e, hakem penaltı noktasını gösterdi. Sonra bir var incelemesi oldu, konuşuldu. Konuştular evet Hakan Ceylan'la. Ve e, onandı herhalde karar. Ya da hoca değiştirmeli. Tabii mesela. iki ayrı pencereden değerlendirmek lazım. Önce Fırat Aydınus'un kararı, sonra Hakan Ceylan'ın kararı. Buyurun. Şimdi Fırat Aydınus kural kitabına göre burada karar verecek. Hakan Ceylan var protokolüne göre. Ee, beklenmeyen top bence. Yani burada top iki oyuncunun arasında sıçrıyor. Rossi kafayla kontrolsüz vuruş yapıyor. Larin'in kolu doğal konumda mı? Doğal hareketin bir parçası mı? Bence doğal hareketin bir parçası. Ben de doğal hareketin bir parçası olduğu yönünde. Tam Ve klasik. Beklenmeyen top tanımı sırtından bu Sırtından yani. da geliyor. Ben de penaltı olmadığı O yüzden Fırat Aydınus bu kararı nasıl verdi? Biraz çaprazda kaldı. Enteresan bir şekilde böyle penaltı kararı verdi. Sonra video hakeme gitti iş. Hakan Ceylan inceledi. Konuştular kendi arana. Ne gördün dedi Fırat Aydınus'a. Fırat Aydınus ne gördüğünü söyledi. Hakan Ceylan da sanırım Fırat Aydınus'un önü açık olduğu için, Fırat Aydınus pozisyona kendi yorum yaptığı için Hakan Ceylan VAR protokolüne göre çağıramayacağımı düşündü. Çağıramam dedi. Hocayı anlıyorum, Hakan Ceylan'ı anlıyorum. Çünkü Hakan Ceylan'a e ne diyor VAR protokolü bu tarz pozisyonlarda? Hakemin önü açık mıydı? Hakem gördü mü? Hakem bir yorum yaptı mı? Yorumunu sana söyledi mi? Kaçırılmış bir dava var mı? Kaçırılmış bir konu var mı? Kaçırmamış hakem, görmüş. Yorumunu Deliliği öyle yapmış. Var mı? Var. Kolunu doğal konumda olmadığını düşünmüşler. düşünmüşlerin öyle yorumlamış. O yüzden video hakem hani sen burada hakemin yorumuna net bir kanıtın yoksa elinde, hakemin görmediği bir şey yoksa, hakemin yanlış gördüğü bir şey yoksa çağırma diyor. Hakan Ceylan da çağırmadı. Yüzde elli elli yani mesela net ve bariz bir hata olarak değerlendirebilir miydi, çağırabilir miydi? Çağırsaydı da bir şey demezdim ama çağırmadığında da bir şey diyemiyorum. Çünkü protokolde ona diyor ki hakem gördüyse, yorum yaptıysa bu tarz elle oynamalarda Siyah beyaz pozisyonda ise çağırma diyor. Yani elle oynama penaltı atalım. Şeye göre, kurala göre e, yeniden her sene yazılan kurala göre bu elle oynama değil gibi görünüyor. Şimdi hocam Fırat Aydınus'un Yukarıdan kararı geldim. yanlış. O yüzde evet. yanlış. Fırat Aydınus beklenmeyen top bu. Kolun konumu doğal. Fırat Aydınus'un kararı yüzde yanlış. Fırat Aydınus kural kitabına göre yanlış karar verdi. O tamam o cepte. Ama Hakan Ceylan var protokolüne göre Fırat Aydınus'u davet etmemeli miydi? Etmeli miydi? Orası biraz gri. Çünkü var protokolü Hakan Ceren'e diyor ki hakem görmüş mü pozisyonu net öne açık mı? Görmüş. Yorum yapmış mı yorum yapmış. Sen sordun ne gördün? Yorumunu sana söyledi. O açık gördüyse yorumu bu şekilde ise diyor. Kaçırdığı bir dava yoksa ya da net ve bariz yüzde bir hata yoksa davet etme diyor. Hakan Ceylan da var protokolünün öngördüğünü yapıyor. Durum bu. Penaltıyı görelim. Yani gollere bakıyorduk ama tartışmalı pozisyon diye de bunu da görmüş olduk. Penaltı golünü görelim. Mesut Özil'in. ondan sonra Beşiktaş'ın golüne geçeceğiz. Josep de ilk golü. Burada tabii tekrarlar var şimdi. Kullandı. Penaltı vuruşunu gole çevirdi. 14. dakika ardından 25. dakikada Josep de Souza'nın taç atışından gelen bir organizasyon enteresan. Orada Zeiss dokunamadı. Çünkü Beşiktaş Abu Bakar'la bu e, taç organizasyonunu iyi yapıyordu. Josef e, dün 8 numara oynadı. 8 numara oyunda Pjanic Kayseri maçından sonra bu maçta da 6 numara oynadı. E, geriden oyun kurulumunda önemli katkı yaptı. Onun yanı sıra Josef'in orta sahada 8 numara sol iç rolünde oynaması hem oyun anlamında hem de skor anlamında değişik bir katkı yaptı. Bir özgürlük tanıdı Josef'e. Ben onu soracaktım size. Benden önce davrandınız. Önder Hoca demek ki Kayseri maçında bunu bilinçli olarak yapmış ve sonuç aldığını görerek burada da devam etmiş. Çünkü evet. hakikaten sonuç aldı. Orada Josef yoktu Kayseri maçında. Atiba'yı orada kullanmıştı. Demek ki Piyan için yaptığı işte o kadar memnun kaldı ki Piyan 6 numara evet. kalsın. Josef'i 8 yapayım dedi. Josef sol iç oynadı. Bir de Josef'in şöyle bir özelliği var. Boyu uzun. 1.88'e de 1.89. farkına değiliz ama Joseph bir 8 numara veya bir ön libero olmasına boyu uzun. Dolayısıyla burada yaptığı iş santrifor işi. Fiziğini kullanarak burada tacı saklıyor. Ondan sonra bir santrifor gibi ceza alana taşıyor. Bir Abu Bakar işi yapıyor yani. Joseph Abu, Abu Bakarlaşıyor burada. Batu Şahin çok yapmadığı işler bunlar. Abu Bakar yapıyordu. Joseph burada Abu Bakar işi yaptı. Piyaniç'in de hoşuna gidiyor galiba. O orada oynamak. Valla Piyaniç Rahat yani. geriden çıkış kalitesini artırdı. Evet. Ee, senin geçen hafta altın çizdiğin bir şey vardı. Gezlerle mesafeleri arttı. Doğru. Bu da top paylaşımı avantajı getirdi iki oyuncuya. Ben de piyan için 6 numara, Josef'in 8 numara devam edeceğini düşünüyorum. Beşiktaş orta sahada bir şey yakaladı. Bunun üzerine artık inşa edebilir yeni Çok yeni doğru. hoca gelecekse de. Çok doğru. Piyan için 6, Josef 8'den vazgeçmemek lazım. Diğer 8 değişebilir. Can İşler olur, yol olur, Teşehir olur bilmiyorum. Yol üzerinde ne olur? Ama bir 6, bir 8 bundan vazgeçmeyebilirler. Sonrasında Fenerbahçe'nin değerli izleyenler ikinci golü 30. dakika Mergin Berişe ki gerçi onu da konuştuk. Burada diyorum ya e, sanki sol tarafa daha açığa oynasa kaleciye geri pas denemek yerine. Serdar ama yok Serdar da riskli olurdu. Serdar'ın üzerinde de baskı var ya. Serdar ama işte direkt karşısında. kalesine atmamış. Ceza sahası, kendi ceza sahasına göndermemiş olurdu top. Normalde yani topun yerden kaleciye verilmesi lazım. Panikliyor. Daha hızlı gideceğini düşündü belki. Bilemedin. Evet. Taca atsa daha güvenli olurdu. Evet, doğru. A pozisyonun başlangıcından verdik. Az önce ha. verememiştik ya. Şimdi yine oradan oldu, kayıtla evet. geldiğini gördük. Rossi bu topları iyi kovalıyor. Tam bir kontrata koydunuz. Çok da iyi kontrol etti orada. Aslında Rossi Berisha e Mesut tam bir kontratak güççüsü. Biraz da onu hesap etmiş herhalde. E, hoca onu Üçü bir kontratak güççüsü gibi çıkışlarda beraber koordineli olarak iyi çıkıyorlar. Bak, kayba bak burada. Joseph Topuk çok kolay basıyor. realist olmayan bir top oynuyor. Kayıp yapıyor. Serdar'a uzun uzun oynuyor. Zaten bunu çalışmışlar. Hemen Mesut Rossi Berişe hareketleniyorlar. Top yine Beşiktaş'ın kontrolünde diye düşünülebilir ama işte beklenmedik bir hata gole sebep İşte verdi. bu tarz bir rakiple oynuyorsan, Pereira'nın Fenerbahçe ile oynuyorsan ön tarafta bu tarz top kayıpları yapmaman lazım. Çünkü zaten Pereira'nın ana planı tamamlanamayan ataklar ve hızlı geçişler. Ya da arkada risk almamak lazım. Evet işte orada top kaybı yaptın mı başlattın zaten. Kontağı çevirdin. Maçın skorunu ilan eden Beşiktaş'ın ikinci golü yine Josef de Souza bu sefer Rıdvan işbirliğiyle. Bu bölümde Beşiktaş zaten çok fazla seri pas örerek hücum yakalamaya başlamıştı. Gezal Beşiktaş hemen. Beşiktaş gibi oynamaya başlamıştı. Oyun yönünü sola çevirdi. Koşuyu gördü. Çok güzel orta. Çok güzel kafa vuruşu. Bu sezon Beşiktaş'ın 8 numaralarından almadığı bir katkıydı bu. Çünkü geçtiğimiz sezon Abubakar santrforken yani Atiba bu 8 numara koşularını çok iyi yapıyordu ceza alan içinde. Zaten çok sayıda gol, çok sayıda asist de yaptı. Hep söylüyorum Beşiktaş'ın asıl hissettiği eksiklik orta saha kurgusu. Atiba, Değil mi? aynen öyle. Atiba'nın sadece defansif katkısı akla geliyor Atiba deyince. Halbuki geçen sezon müthiş de bir ofansif katkı yapmıştı. Atiba'nın o oyunu Aboubakar'a da alan ve de zaman yaratıyordu. Tabii şimdi ceza alanı tek santrafor olması eh. başka bir şey. İkinci santrafor koşularını yapan oyuncu olması başka bir Dengeyi şey. Dengeyi tamamen bozuyor. Josef bu maçta yaptı. Bu sezon Beşiktaş'ta bu koşulları çok fazla görememiştik. Çok fazla alamamıştı bu katkıyı Sergen Hoca. Joseph'in 8 oynaması belki böyle bir kat belki Josef'te beklenmedik kadar gol atacak. Bu koşulları yapmayı sürdürürse çünkü o özelliği var. Onu söyleyecektim. Ee, Joseph'te De Souza acaba kariyerine kariyerinde farklı bir sayfa açar mı bundan Aslında sonra? Joseph sanki... Zaten buraya gelirken hem 6 hem 8 oynuyordu. Açarmış gibi. Fenerbahçe'de Mehmet Topal'la beraber oynayınca biraz haksızlık edildi ona. İkisi de 6'ymış gibi muamele gördüler ama aslında Josef'in kariyerinde var. Bunları başarmışlıkları, yapmışlıkları var ki derbilerde de 5. golü olmuş. Bizim Hayrullah çıkartmış evet. değil mi? Büyük maaşları da sahneye çıkan soğukkanlı bir oyuncu. Kayseri maçının ardından Önder Hoca bu söylediğiniz gibi üzerine inşa edebileceği bir şey buldu. Yakalı Model demek. buldu. Bir orta saha kurgusu buldu. Oyun anlamında da bu Beşiktaş'ı yukarıya çekti. Net bir şekilde göründü. Çeker. Bunun üzerine bir şey inşa edilebilir. Mesela Necip'le başlamasına şaşırdım ama sonra sakatlık oldu. Serdar devam etti. Orada işte kritik soru. Dün akşam Feyyaz Hoca sordu. Feyyaz Uçer sordu. Ee, bir önceki hafta Serdar'a güvenilmiş. 11'de başladı çıktı oynadı. Peki dün akşam herhalde tecrübe farkı. Öyle düşünüyorum. Başka herhalde. bir şey gelmiyor akla. Tamam. Ee, peki sakatlanınca Serdar girdi yerine. Acaba Serdar'la başlansaydı daha doğru olmaz mıydı? Sorusu bu. Ama var mı bunun bir cevabı? başlansa daha iyi olur tabii ki. Daha iyi, iyi olurdu. Daha sağlam demeyeyim de daha e, en azından şöyle bir düşünce var mı acaba? Riski tecrübe evet belki daha yüksek ama riski azaltma anlamında Serdar daha garanti olabilirdi diye düşünülebilir miydi? Şimdi Önder Karaveli'nin şu an spor kamuoyunda yapılacak sempati için. topladığı tarafı tarafsız herkesin sevgisini kazandığı yönü ne? Yürüyen Beşiktaş olması. Etek kemiğe bürünmüş Beşiktaş olması değil mi? Önder Karaveli'yi görünce insanlar Süleyman Seba'yı anımsıyorlar. Önder Karaveli'yi görünce Rıza'yı, Metin Ali Feyyaz'ı anımsıyorlar. Onlardan bir parça gibi. Altyapıdan bahsediyor, öz kaynaktan bahsediyor, Serpil Hamit yüzünden bahsediyor, Beşiktaş ruhundan bahsediyor, centilmenlikten. Değil mi? Bunlardan bahsediyor. Bu duygunun bir parçası Serdar Saatçı. Mevzu sadece maç kazanmak, kaybetmek değil. Beşiktaş'ın şu an ihtiyacı olan şey biraz da genetiğinden, ruhundan destek almak. Önder Karaveli ile devam edilmesini, Önder Karaveli'nin muhteşem taktik dehasından değil kamuoyunun isteği. Önder Karaveli ile devam edilme isteği kamuoyunda öyle bir istek var değil mi? Keşke Önder Hoca devam etse diyorlar. Beşiktaş taraftan önemli bir kısmı. Bunun sebebi taktik dehası değil. Bunun sebebi yürüyen Beşiktaş olması. Ve ilk başta Kayseri maçında yürüyen Beşiktaş gibi kararlar vermesi. Serdar Saatçılar, Güvenler, Canlar, Rıdvanlar. insanlarda öyle bir sempati oluşturdu ve evet olması gereken bu dediler. Şimdi daha ikinci maçta Necip de öz kaynak ürünü ama tabii 10 yaş büyük Can'dan. Ee, Serdar Saatçı'nın özür dilerim. Herkes Serdar Saatçı'nın iyi bir maçtan, iyi bir Kayseri maçtan sonra devam edeceğini düşünüyor. Bir de adalet duygusunu tesis eder bu tarz hareketler. Serdar iyi bir maç oynamış. İyi oynarken devam ederse hocanın forma adaletine inanır oyuncu. Ama iyi oynadı hale devam etmezse o zaman biraz o sarsılır. Başka enstrümanlar Başka kriterler devreye girdiler Bence Serdar'la başlamalıydı Serdar'la devam etmeli evet. ayrıca Serdar iyi iki maç oynadı Bir soruda Fenerbahçe'nin başlayan 11'inden Lütfen tekrar getirebilir miyiz ekrana Salahi ve Novak Tercihleri Evet. İlk gördüğünüzde ne düşündünüz Şimdi Beşiktaş çok sağdan oynuyor Özellikle Roziye Gezzal ee, Can da sağ iç oynadı Buna karşı herhalde ekstra bir önlem herhalde. Evet, etmiş. sol kanat bek Novak'ı kullanırsam belki yeterli olmaz. O yüzden sol kanat bek Salah'ı kullanayım diye düşünmüş belli ki. Klasik Pereira yani orada ofans yapacağını, oradan oyun kuracağını değil de savunma yapacağını düşünüyor sadece Kadıköy'de olmasına rağmen. Salah'ı da zaten Gezdal ciddi biçimde bozdu. Gezdal üzerine oyun kurulunun ciddi bir şekilde sakatladı etkiye doğruy. Zaman zaman hücum katkıları da yaptı. Ama sonuçta ne oldu? İki takımda bir puan mı kazandı? İki takımda iki puan kaybetti. Lider 3 puan kazanmış Trabzonspor değil mi? Senin hedefin burada Kadıköy'de 1 puan mı? Ama Pereira'nın bütün maçlarda hedefi 1 puan. Çünkü 1 puan aldığı zaman kovulmuyor. Dolayısıyla Salah'ı bir gün sol açıkta kullanabilir. Yani şaşırmam öyle bir şey yaparsa. Beşiktaş'ta da Can Bozdoğan. İlk yarıda son haftalarda gördüğümüz Can'dan uzaktı. Pek fazla verimli olamadı. Hocası da İkinci yarıdaki değişiklikte de Beşiktaş'ın çehresini ve de oyununu değiştirmeyi başardı. Bunun sebebi neydi sizce? Derbi maçı olması mıydı? Üzerine yoksa Gezal'la yan yana kalması mıydı? Üzerine çok yük bindi bence çocuğun. Bir anda beklentiyi hepimiz belki de hatalı bir şekilde çok fazla yukarıya çıkardık. Beklentiyi optimize edemedik. Peş peşe peş peşe oynadı. Biraz belki beklentinin altında kalmış olabilir ama değişiklik doğru. Can'ın başlaması doğru. Bence Serdar da başlamaydı, Can da başlamalıydı. Yani bu iyi bir maçın sonucu olarak e, hak ettikleri formaydı ama Can Oğuzhan değişikliğini zamanlaması zor. Bence Lerin güven değiştiyle biraz erken olsaydı. Beraber ikinci yarının başında yapılabilirdi. Evet. Bence Karaveli için daha doğru olacak her şey. Belki güvenle bile başlayabilirdi. Hatta geçen haftaki Batu Şahay'la gösterdi uyumdan sonra. Ama ikinci yarıda, ikinci yarının başı diye öyle şey yapmıştım kendi kendime. Herhalde en az hoca onu yapsaydı değil mi? Onu düşünüyor diye tahmin etmiştim. 78'i bekledi. O çok geç kaldı. Lerini bekledi. Hoca muhtemelen. Tartışmalı pozisyonlara bakalım. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Uğur Beyciğim. Yok teşekkür taktığı. ederim. Bakalım. E, evet evet. Yani pozisyon 5 ilkini ellerinin yani topa elle müdahalesi var mı? Onu zaten konuştuk, getirdik ekrana. Bir sonraki pozisyonumuz 7. pozisyon. Yani dakika 17. Bu şeyden sonra da Mesut Özil'in bu müdahalesinden sonra da Necip sakatlanarak yaklaşık 5 dakika sonra 4 dakika sonra oyundan çıktı. Şimdi görünecek şu dizine geldi. Evet. Tabanı. Burada pozisyon devam etti. Foul çalınmadı. Bir şey gerekir miydi? Foul ya da kart gerekir miydi? Ya foul bence sanki faul olsa daha doğru olurmuş. Kartı... gerekirdi. Hakemin kaçırmasını anlayabiliyorum. Kartı bilemedi. Hızlı gelişti. Mesut'un toplu oynama isteği olduğunu düşündü ki muhtemelen öyle. Muhtemelen öyle. Muhtemelen öyle. Mesut da o hareketi öngöremedi ama çok net bir şekilde e, Necibe bariz yaralayıcı bir darbesi oldu. Faul ve sarı kart gerekirdi. Ama hakemin kaçırmasını şimdi burada anlayabiliyorum. Çok hızlı gelişmiş. Topu almak için yaptığı bir müdahale olduğunu düşünmüş. Biraz talihsiz olmuş. Faal ve sarı kart gerekirdi. Pozisyon 12'ye gidiyoruz yani dakika 40. Burada Atilla Salay, Raşit Gezal karşılaşıyor top için şu diziyle. Salay çok faal yaptı maçın başında. Bir de Başak Galatasaray maçında Tolga Ciğerci maçın başında o kadar çok faal yaptı ki ben hakemin nasıl yakalayamadığını anlamadım. Bu maçta da Salay maçın başında çok fazla faal yaptı ve hakem geç kaldı. Bu da faal diyoruz sarı kart. Ben bu tarz pozisyonlarda özellikle Süper Lig'de müsamahakar olunmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu lig çok çarpışmalı, çok faullü ve bunu bir şekilde çözmemiz lazım. Yani bu beladan kurtulmamız lazım. Doğru. Bu ligde diyorlar ya çok faal düdüğü çalınıyor. Hayır ben buna katılmıyorum. Az faal düdüğü bile çalınıyor. Esas sorunumuz bizim az kart çıkması. Yani oyuncuların faul yapmasına müsamaha göstermemiz. Şu göğüs göğüse ya da kemik kemiğe mücadele şeyini biz yanlış anlıyoruz. Evet çok izin veriyoruz biz. Biz bunu doğru ve hani bize yakışan yiğit oyun diye düşünüyoruz ama değil. Değil hep faullü. Değil. Faullü olmasa tamam ama faullü bak hep faullü. Faullü ve bu kadar sert oynandığı için de zaman zaman oyuncular bunu suistimal ediyorlar. Evet. Kolay Olmayan, yapıyorlar bu faullü. Madem kart görmüyor bravo. gidiyor bir daha yapıyor ki salayı peş peşe birkaç faul yaptı. Bir sonraki pozisyonumuz 14. pozisyon. 43. dakikaya gidiyoruz. Can Bozdağ'ın burada az önce getirmiştik ekranda Crespo'ya bir fail olacak. Sarı kart gördü. Şimdi bakın şurada. Şu. Evet bu umut veren hata kestiği için. Çok sarı net bir kararı. sarı kart. Çünkü Crespo Doğru. önünü açıp kaleye vurmaya çalışıyor. Kale çıkmış. O yüzden umut veren hata kestiği için hakem doğal olarak sarı kart kullandı. Ersin çünkü top fena başarı oyuncuya verdi ve kalesine koşuyor. Sarı kart kararı doğru. Sarı kart kararı doğru. Daha fazlası olur mu diye mi baktınız? Daha fazlası olmaz. Bariz gol şu an sonra değerlendiremeyiz. Tamam. Pozisyon 16'ya gidiyoruz. Dakika 48 değerli izleyenler. Burada bir offside bayrağı kalktı Rossi için. Şimdi offside kamerasından net bir şekilde göreceğiz. Heh, Burada sanki Serdar'ın sanki diyorum şeye baktığınız çim zaman. Çim çizgileri değil evet, mi? Çim çizgilerine baktığınız zaman Serdar'ın sol aya ofsaytı bozuyor gibi. Peki şu yanıltıyor. Ben bu pozisyonu gördüm. Şunu düşündüm. Şu yanıltıyor olabilir mi? Top şu anda ayağa yapışık. Bir frame'de daha mı yapışık acaba o top? Diğer e mi baktılar. Bir, bir bir başa sarabilir miyiz? Heh, tam kare kare bakabilir miyiz? Bir tane ileri bir kare yapabiliyor muyuz onu? Vallahi bravo. Şurada, Yardımcının yerine bakalım. Yardımcı da doğru tam yerde. Tam çizgide. Yani vermese daha iyi olurmuş, evet. Ha, bir kare ilerisi. Yine sanki şey ee, evet. ileride, sardar ileride. Hatalı, hatalı ilerisi. bayrak. E, değil mi? Hatalı bayrak. Bu da sanki umut, yani şeyin Rossi'nin de önü açık, umut var eden bir atak kesilmiş. Talihsiz gibi. olmuş. Evet, görünüyor Fenerbahçe adına. Ve niye kaldırdın? Burada değil mi? Niye kaldırıyorsun bayrağı? Normalde pozisyon bitene kadar beklensin Beklersin. Mesela falan. Değil mi? Video hakem var. Niye kestin ki bu hücumu? Belki arkası boş diye mi hani düşündü koşu? Bir oynatalım bir falan. devam ettirelim. Nereye kadar var? Devam. Pozisyon devam ettirelim. Devam. Bu kadar mı, bitti mi? Tamam. Heh. Yani. E talihsiz niye kaldırdık evet. ki şimdi burada? Son pozisyonumuz 26. Pozisyon 26. Dakika 76'ya gidiyoruz bu seferde. Burada Novan Vida'ya bir müdahalesi varmış şurada. Görebildiğimiz, benim görebildiğim kadarıyla daha yakını da var. Vida hamlesini yapıyor. O kadar uzun arkasını tutmasaymışız ya. Keşke dostlar. Tekrar geliyor mu yakından? Gelecek. Peki sonrasında da böyle bir gerginlik oldu. Evet, bu topuz, ilk gerginlik serdar, değil mi? Şu Sarı kart görmediler burada. Vurdu diye. İkincisini de gördüler. Tekrar karşı karşıya geldik kısa bir süre sonra bu ikili. Peki. Ba bari... Ha başa saramadık. Peki. Pozisyonun tekrarını... Bu arada burada kart kullanmadı değil mi? Yok işte onu dedim kullanmadı. ya. Sonra Kısa bir süre sonra tekrar karşı karşıya geldiler. O bu sefer. Evet taca maçın giden sonunda top, kullandı. münasebetiyle. Serdar orada topu tacı attı. İşte şey önündeydi. Bat şu ayı. Orada bir gerginlik oldu yine. Peki. burada vurdu. Vida hamlesini yapıyor. Ya yani sanki penaltı yok gibi burada. Sanki Vida vuruyor Nova. Ben doğru mu gördüm? Yani hamlesini ayağını savuruyor. Evet. Şeyin dizine geliyor gibi görünüyor. Novak'a geliyor, değil mi? Novak'a geliyormuş. Öyle şey, görünüyor. Görüyorum. Orada topu ıı, ı, 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 ıskaladı mı yoksa öncesinde Novak hamle ediyor mu? Şimdi göreceğiz. Ha burada ıskalamış mı topu önce? Sonra Novak giriyor araya. Değil mi? Sanki öyle görünüyor. Ya vurmak için hamle yapıyor, vida şut atmak için Novak topla vida'nın arasına giriyor işte. O da Novak'a vuruyor yani klasik. Penaltıdan bahsedemeyiz değil mi burada? Yok, bana temiz gibi geldi. Bu maçtan bakayım başka tartışmalı pozisyonumuz yok. Evet. Uğur Bey var mı maçla alakalı söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz 2-2 iki iki biten derbi karşılaşma hakkında? Bütün pozisyonları konuştuk. Oyuncu bazında teknik e, ilk 11 değerlendirmelerini sonradan yapılan değişiklikleri Şöyle konuştuk. toparlayabiliriz. Buyurun. Gelecek projeksiyonu olarak Önder Karaveli 180 dakikalık Beşiktaş performansı itibariyle umut verdi. Kayseri maçında son bölümde Oğuzhan güven değişikliği. Maça Serdar'la başlaması. Beşiktaş'ın maçların sonunu kötü oynayan Beşiktaş iki maçtır geriden geldi. Sonuçta o maçta 2-1'den 4-2'ye geldi. Bu maçta 2-1'den 2-2'ye geldi. Sergen Yalçın döneminde yavaş yavaş kaybedilmeye başlanmıştı. Çünkü ikinci yarı oyunları. ikinci yerlerde Beşiktaş düşüyordu. İki maçtır onu halletti. Eğer bu müsabakada da mesela Serdar'la başlamış olsaydı, güveni biraz daha erken oyuna alsaydı, o Kayseri maçına attığı temelin üzerine daha doğru bir kat çıkmış olurdu ama sanki Önder Karaveri ile devam edilebilir. Devre tamamlanabilir ve daha doğru değerlendirilebilir gibi görünüyor tek direktör konusu. Beşiktaş'la ilgili gelecek projeksiyonu bu yapılabilir. 18. haftada yani Perşembe günü Beşiktaş İstanbul'da değil mi Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Bakalım Önder Hoca'nın tercihleri ne olacak? Efendim sevgili reji? Ha peki teşekkürler. Konuyu kapatmadan ve araya gitmeden bir başlığımız daha var. O da Hürriyet tamam. gazetesinden geliyor. Ekranlarınızda Bu biraz daha farklı bir konu olduğu için bunu en sona bıraktık. Kadıköy'de istifa sesleri. Şampiyonluk şansının mucizelere bırakılması Fenerbahçe taraftarının sabrını taşırdı. Maçın son dakikalarında ve bitiş düdüğünden sonra ortalık karıştı. Skor 2-2 olduktan sonra protesto gösterilerine başlayan Fenerbahçe taraftarının öfkesi maç bitiminde doruğa ulaştı. Bir süre tribünü terk etmeyen ve stat dışında toplanan taraftarlar başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya çağırırken teknik direktör Pereira da bu öfkeden nasibini aldı demiş gazete. E, bir saniye şuradan nerede? Karşılaşmanın son dakikalarında ve bitiş düdüğünden sonra binlerce taraftar Başkan Ali Koç'a tepki gösterdi. Önce yönetim istifa diye bağıran taraftarlar daha sonra Ali Koç istifa diye tempo tuttu. Dakikalarca süren protesto gösterileri sırasında tribünlerdeki taraftarlar arasında yer yer küçük çaplı tart e, kavgalar çıktı demiş gazete. Stattaki bu gergin atmosfer sırasında bir taraftarın karşıt görüştekilerin bulunduğu tribüne patlamış mısır dolu kova. Başka bir taraftarın da elindeki megafonu. Megafon ne işi varmış ya orada? Megafon. Nasıl olmuş ki megafonda? Bilemiyorum. Şaşırdım. Neyse fırlatmış elindeki megafonu fırlattı. Bu üstteki fotoğrafta da görünüyor Mısır kovası. Fenerbahçe taraftarlarının önemli bir bölümü maçtan sonrasında da terk etmeyip başkan Ali Koç ve yönetime yönelik protestolarını sürdürdü. Stad dışında toplanan yüzlerce taraftar da dakikalarca Ali Koç, yönetim, teknik direktör Vitor Pereira ve futbolcular aleyhine de bağırdı diye yazmış gazete. Megafon o, hakikaten Megafon dediğiniz şu şey. Böyle bağıran evet. alet değil mi? Buyurun. Fenerbahçe ile ilgili gelecek projeksiyonu ne gösteriyor, ne söylüyor? Çok umut vermiyor doğrusu. Göztepe maçında 78'de İrfan'ın çıkarması, birbirine razı bir görüntü sergilemesi. Gaziantep maçında 73. dakikada Gaziantep 3-2 öne geçmiş. Kenarda Sosa ve Pelkas varken onları sokmaması, sadece Muhammed Oyna sokması ve Gaziantep'in 3-2'lik galibiyetine seyirci olmaz. E Beşiktaş maçı yine kenarda iyi oyuncuları var. Sosa Pelkas yine dakika almadı. Valencia'yı 90 3'te soktu. İrfan'la başlamadı ve gerekçesi de çok garip. İki hafta bizle beraber değil diyor. Yani sakat değildi ki önce cezalıydı. Sizle beraberdi yani antrenman yapıyordu. Bu tarz tercihlerine baktığın zaman Kadıköy'de oynuyorsun Beşiktaş'a karşı. Beraberliğe razı bir görüntü sergiliyorsun ve kulüben çok güçlü. Beşiktaş'ın çok üzerinde. 5 yani Önder Karabeli'nin sokabileceği oyuncusu yok neredeyse. Hamle oyuncusu. Evet. Senin İrfan Mert, Sosa, Pelkas, Valencia, Serdar Dursun, Yıldızlar toplu bir kulüben var ve sokmuyorsun, kullanmıyorsun. Söylediğiniz gibi ilk 11'den neredeyse iyi. Neredeyse ilk on, bence ilk 11'den iyi. Benim yani Mesut'u bir kenara bırakırsak bu bilgiler olsun, çerçevesinde bana umut vermiyor gelecekle ilgili. Ve madem Pereira umut vermedi halde bu yönetim Pereira'ya devam etmek istiyor, tepkilerin Ali Koç'a yönelmesi çok doğal değil mi? E, doğal çok tabii. doğal. Yani eğer Ali Koç Fenerbahçe'nin bu vasatla, bu vasat tek direktöre razı görüntüsünü seyrediyorsa tepkilerinde Ali Koç'a önermesi çok daha. Şöyle bir benzetme yapmıştık herhalde bir bir buçuk ay oldu hatırlarsanız hani bir akarsuyun ağzına taştan set çekersiniz ve suyun akışı hızlanır. Eğer o seti kuvvetlendirirseniz de su akmaz. Ee, sanki Fenerbahçedeki durum da bu şekilde hani akmak isteyen evet. e, bir şey var, topluluk var bir güç var ama bir türlü o seti aşamıyor. Sanki o benzetme biraz daha bir bir buçuk ay sonra sanki biraz daha e, doğru olmuş gibi. İyi futbol iyi futbolcu sevmeyen bir tek direktör var Fenerbahçe'nin. Ferrari'sine LPG taktıran Bilge demiştim bir ay önce kadar. Fenerbahçe'nin tek direktör tercihine. Her geçen gün bunu ispat etti. Portekizli Vito Pereira ve e, gelecekle ilgili onun dahi umutlu olduğunu düşünmüyorum. Yani onun bile Fenerbahçe'nin gelecekte başarılı olacağını düşündüğünü düşünmüyorum. Futbolcuların da asla Pereira'ya inandığını düşünmüyorum. Bence bağda kopmuş. Dolayısıyla tepkilerin Ali Koç'a ve Fenerbahçe yönetimine yönelmesi çok doğal. Çok çok doğal. Emre Belezoğlu'nu gönderip yerine Vitor Pereira'ya getirmek, Ferrari'ne LPG taktırmak. Tam anlamıyla bu. Hafta içi mesaisinde Fenerbahçe'nin rakibi Vavakars Fatih Karagümrük olacak. Karagümrük'te de yeni teknik direktör. Ee, Volkan Demirel göreve başladı ve hafta sonu dün oynanan karşılaşmada Göztepe deplasmanından 1-0 galip döndü. Çok çok keyifli maç oldu. Her iki takımda e, bol gol pozisyonu, e, acayip şeyden çıkan, e, kurtarılan goller öyle söyleyeyim, direkten dönenler vesaire. Çok heyecanlı, keyifli, bol aksiyonlu bir karşılaşma olduğunu söyleyelim. E, bu özelde sevgili Volkan Demirel'e de buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Tebrik edelim. Tebrik edelim. E, Galibiyetten dolayı başarılar dileyelim kariyerinde bundan sonra tanıdığımız için de beraber çalıştığımız için de mutlu olduk. Sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Ve bir araya gidelim. Değerli izleyenler, ardından tekrar buradayız. Tekrar birlikteyiz değerli izleyenler. Bu bölümde sizlere okuyacağımız ilk başlık Foto Maç gazetesinden geliyor ekranlarınıza. Düşme hattının 8 puan üzerinde Galatasaray 34 yıllık periyotta en kötü ikinci performansına imza attı. Başakşehir beraberliğiyle puan kayıplarına devam eden Galatasaray daha 17. haftada lider Trabzonspor'un 18 puan gerisine düştü. Sarı-kırmızılı ekip bu kötü performans ile en kötü istatistiklerinden birisine imza attı. Galatasaray 3 puanlı sisteme geçilen 1987 yılından bu yana en kötü performansını ligi 8. sırada bitirdiği 2010-2011 sezonunda göstermişti. Bu sezon adeta o kabus dönemi hatırlatan Galatasaray 17 haftada sadece 24 puan toplarken düşme attığı sadece 8 puan üzerinde. Sarı-kırmızılı takım 2010-2011 sezonunda 17 maçta 23 puanda kalmıştı. Bu iki sezonda da 6 haftalık galibiyet hasreti çekmişti. Galatasaray iki kulvarda farklı istatistikleriyle dikkat çekiyor. UEFA Avrupa Ligi'nde topu rakibine bırakan Galatasaray amacına ulaşırken, topu kontrol ettiği Süper Lig'de ise Başarılı olamadı. Başakşehir karşısında %58'e %42 topla oynamada rakibine büyük üstünlük kurarken kayıplarına yenisini ekledi. Ve son 5 maçta kaybettiği 12 puanla şampiyonluğun uzağına düştü. Bir bir biten maçın ardından yazıyor gazete bir sayfamızda. Umudumuzu bizden alamayacaklar Fatih Hoca'nın sözleri. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Başakşehir maçının ardından Galatasaray TV'ye Özür dilerim Galatasaray TV'de Ateş Püskürdü. Benim daha fazla ceza almam için fırsat kollayanlar var. Golün ardından oyuncularımızın sınırlar içerisinde itirazını görüyoruz. Hakemin vücut diline iyi bakmalarını rica ediyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Kereme yalancı diyen hakemi disiplin kuruluna sevk edecek mi, etmeyecek mi? Bu hareketleri hakemin yanına kar bırakmayacağız. Zorba güçün ee... Kaçıncı dakikaydı? Neyse bölmeyeyim şimdi. Avrupa Ligi'nde devleri geride bırakarak son 16'ya kalan bir takımımız var. Gençlerimiz bunu başardı. Son 50 yıldır Türk futbolunun her evresinde yer aldım. Her evrede yer alan bir insan olarak umudumuzu bizden almalarına izin vermeyeceğim. Bu düzenin değişeceğine inanıyorum. Sözlerini başlık ve başlık altında görmüş gazete Fatih Terim'in sözlerini. Şuradan bakıyorum. Burası kendisine de merkez hakem kuruluna da çok örnek olacak bir şey. Yalancı olarak adlandırdığı Kerem alt adalesinle topla hiç alakası olmayan bir darbe alıyor. Varı beklemeden çıkarması lazım bir kart. Bana kalırsa çok basit çok da yakın olaya kart aslında kırmızı demiş. Daha doğrusu bu sözleri de aktarmış gazete. Ee, şeye geçmeden isterseniz daha doğrusu Fatih Hoca'nın sözlerinin ötesinde maçla başlayalım. Nasıl istersen Bir bir bitti. Ama bu olay da gerçekten şey. Üzücü. Ondan sonra hani tamam. tartışmalı pozisyonlar içerisinde tamam. e, bakarız diye şey yaptım. Tamam. Maçla, e, oyunla başlayalım isterseniz. 20. dakikada Başakşehir Okaka ile öne geçti. Aynen Sonrasında 88'e kadar bekledi Galatasaray eşitliği sağlamak için. Başakşehir pasajlar halinde oynadı. Emre Bölozoğlu dönemindeki o e, baskın oyunlarının bir tekrarı değildi. Bir 15 dakika Galatasaray, sonra bir 15 dakika Başakşehir. Zaten o bölümde de golü buldular. Kalan bölümde Galatasaray'ın daha fazla oyunu kontrol etti ama çok fazla net pozisyon yaratamadığı bir süreç. Zaten sezonun genelinin hikayesi. Avrupa Ligi'nde %43 ile topa sahip olan Galatasaray, namalup lider grubundan çıkıyor. Süper Lig'de %56-57 ile bu maçta 58'e topa sahip olan Galatasaray net pozisyon yaratamıyor. Çünkü oradaki rakiplerle buradaki rakiplerin formatı farklı. Oynadıkları oyun farklı. Stratejileri farklı. Bir kez daha yani defalarca izlediğimiz filmi aslında Başakşehir karşısında bir kez daha izledik. Ee, Fatih Hoca'nın da sezonun 17. haftası oldu. Radikal değişiklikler yapma konusunda biraz geç kalmış. Yani Fatih Hoca diyorum kenarda değil elbette ama sonuçta o yönetiyor. Teknik olarak Galatasaray. Mesela 64'te Oğulcan'ı sağ olarak soktu. Yedli'nin yerine çok çok uzun zamandır yapması gereken bir şeydi biliyor musun? Süper Lig özelinde bazı tavşanları bazı şapkalardan çıkartması gerekiyor. Ekstra bir şey yapması gerekiyor. Süper Lig'de Avrupa Ligi'nden farklı olarak farklı düşünceler, farklı planlar. Mesela çift santrfor ısrarla yapmadı. Bak şimdi Cagney sakatlandı. Evet. Elinde Geçmiş Cagney, olsun. Muhammed, Halil üçü de sağlıklı bir şekilde 4-5 ay vardı. Bu, bu üç oyuncunun da form durumunu yukarı tutmanın çok basit bir yoluydu ligde çift santifor kullanmak. Zaten orta sahaya da oyuncu bulamıyordu. Uzun süre Berkan Taylan ikilisini 11'de kullandı. Berkan Taylan'ı bir arada 11'de kullanmak yerine çift santifor kullansaydı haftalarca belki Süperlik'te bunu oturtabilirdi ve bu topa sahip olma yüzdesini pozisyona devşirebilirdi ve gole devşirebilirdi. Başakşehir karşısında da yine benzer şekilde topa sahip olan ama topa sahip olma yüzdesini pozisyona devşirmeyen bir Galatasaray'ı izledik. O yüzden hani <laughs> iki aydır konuştuğumuz Galatasaray analizinden çok farklı bir Galatasaray analizi yok bu müsabaka. İlk yarı ve ikinci yarı birbirinden biraz ayrılıyor diyebilir miyiz? Bilmiyorum katılır mısınız buna? Mesela ilk yarıda Başakşehir golü buldu. Ancak e, ile de iki net pozisyonu var. Net Galatasaray'ın 33 ve 41. dakikalarda direkt ceza sahasında vuruş tercihleri. Gerçi ikincisinde bir şey diyemeyeceğim. çok yalnız kaldı uzaktan e, vurmak zorunda kaldı. Birinci de cılız vurmuştu. O zaman ben birinciyi mi hatırladım? Birinci. Onu hatırladım. Peki, Peki yani şey orada... var mı maçın istatistikleri Galatasaray ne kadar gol beklentisi yarattı? Vardır tabi. Bulabilirsek hemen getirelim onu ekrana. İkinci yarıda ise Başakşehir biraz daha ha burun etkili göründü pozisyon üretme anlamında. Şimdi istatistik olarak 18'e 8 görünüyor şutlar ama Galatasaray net pozisyon çok fazla yaratamadığı için zaten 1-21 gol beklentisi yaratmış ve karşında bir gol atmış beklenti kadar. Evet. Attığı gol. Hani 2-2,5 iki, iki, buçuk gol beklentisi yaratmış olsa değerlendirmemiş olsa tamam. Çok fazla Aşak ortaya mahkum. 0 ile. Çok fazla kenar hücumuna mahkum. Çıkalda o 75'ten sonra neredeyse maça başladı. 75'e kadar Çıkalda o hastalık etkisini tam olarak üzerine atamış. Muhtemelen. Morutsan etkili değildi. Uzun süre oynamadıktan sonra hep bir fazlasını yapmaya çalışıyor. Çünkü Morutsan oynamıyor, oynamıyor. Ondan sonra galiba büyük bir enerji topluyor. Sonra sahaya çıkıyor. Hep ekstra yapmaya çalışıyor. Bu sefer basite oynamıyor. Morutsan'dan tam anlamıyla verim alamadı. Yani Aralık'a itibariyle Galatasaray'ın Süper Lig'deki bireysel performanslarının da istenen arzulanan seviyede olmadığını söyleyebiliriz. Mesela Kerem oyundan çıktı. Halbuki o sırada tek geçiş planı oydu. Yani Kerem'in kaybı da tabii orada kritik bir rol oynadı. Hoca da orada barışı değil, Babel'i tercih etti. Kerem çıkarken. Galatasaray'ın maç içinde yaptığı değişikliklerin e, pozisyon artışına sebep olmadığını altını çizmek lazım. Yani Peki, çözüm üretemiyor. O zaman kontra bir soru. E, maçın ilk korneri 61. dakikada geldi Galatasaray kullandı. Sonrasında 70'ten itibaren, 75'ten itibaren Galatasaray'ın oyun üstünlüğünü eline aldığını söyleyebiliriz herhalde. Pozisyonlar üretiler daha çok oyun rakip kalede. Oyun ama çok fazla net pozisyon üretemiyor. O, yani daha fazla rakip... Fe Başakşehir Kalesi'nde görünmeye başladı. Ben mesela 73'te bakıyorum. E, Kerem az önce de ekrana geldi. 76'da Halil'in ceza sahası e, dışından şutu var. E, yine 76'da Halil kalabalıkta vuramadı. 82'de Marka'nın bir şutu var. Dışarıya vurdu ve 88'de de Mustafa Muhammed'in e, golü geldi. Orada atak üstünlüğünü biraz geç buldu ama. Evet. 75'ten sonra, sonra. Geç buldu. Atak. Sağ beke Oğulcan'ın gelmesi, sol beke de Ömeri aldı. Jack'in yerine Mustafa Muhammed'i soktu. O değişikliklerden sonra... Ha bir de Fegoli Halil değişikliği var. Maçtan Çift santifora dönüş. Maçtan sonra şuna bakacaktım. Patrik Fananoğlu Hoca bugüne kadar kaç kez değiştirdi diye. Şunu düşünüyorum. Çok değiştiriyor. Değiştiriyor. Ömer Bayram giriyor. Yani e, Vitor Pereira'nın mevki oyuncusu değiştiriyor. Taktik değil mevki oyuncusu değiştiriyor diye eleştirdiğimiz konu. Fatih Hoca bir yerden sonra Patrik Fananoğlu'nu değiştirme ihtiyacı duyuyor. Çünkü hatalar artıyor. Evet. Acaba diyorum maça Ömerli Ömer'le maç. başlasa bir değişiklik hakkı... En azından daha sonrasında taktik bir değişiklik hakkı daha olmaz mı? Yani... Ama tabii emin olamadım unuttum sonra da bakmayı. Kaç kere acaba değiştirdi Fatih Fananoltu Hoca? Değil. Ya tamam o değişiklik belki çok verimli bir değişiklik olmayabilir ama mesela Yedlin Oğulcan değişti yeni bir şey. Sabek'te Oğulcan evet. denemez. E çift santufara döndü Halil Mustafa Muhammed'le. Ben diyorum ki bunları hep niye Galatasaray bir sıfır gerideyken son 20-25'te yapıyor? Bunu neden Süper Lig'deki ana plan olarak oturtamadı? Neden sezon başından beri Berkan Taylan'dan birinden feragat etmedi? Neden sezon başından beri en azından iç saha maçlarının çift santrifor başlamadı hepsinde? Neden sezon başından beri sürpriz bir bek çıkarmadı takımdan? Mesela Oğulcan'a bak bu maçta sağ bek kullandı. Ofansif bir bek yaratmadı. Çünkü daha önce Riera'yı bulmuş, yaratmış <laughs> Fatih Hoca. Bu sezonda yapılabilir. Benim demek istediğim o. Yani oyun ilerlemedi. Pozisyon üretileyim ilerlemedi. Galatasaray çok az pozisyon buluyor. Çok az gol atıyor. 17. hafta gelmiş. 21-22 golü var yanılmıyorsam Galatasaray. Yani bu, bu, bu maçın meselesi değil. Anlatmak istediğim o. Galatasaray 22 attı. 17 maç 22 gol çok az değil doğru. mi? Ofansif olarak çok kısır. Ve bu kısırlık pozisyonları değerlendirememe ile ilgili değil sadece. Pozisyon bulamama ile ilgili. Pozisyon sayısını artırmak için de bazı radikal hamleler gerekiyordu. Anlatmak istiyorum, o radikal hamleleri bir türlü Galatasaray yapmadı. Herhalde devre arasında yapacaktır. O yüzden Galatasaray'ın oyun anlamında da bir birden fazlasını çok fazla hak ettiğini söylemek çok kolay değil. Ligde, Süper Lig'de 17 maçta 7 kez değiştirmiş Fatih Hoca şeyi falan oldu falan oldu. Az bir sayı değil. Benim aklımda kaldığı kadar çok da değilmiş. Herhalde Avrupa maçları da e, kaldı aklımızda o yüzden. Şimdi Uğur Beyciğim, tartışmalı pozisyonlar var. Te, e, oyun olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı karşılaşmaya? Bakalım pozisyonlara. Tartışmalara mı? Evet. Buyurunuz. O zaman ilk olarak pozisyon 1 geliyor değerli izleyenler. Sevgili reji pardon. E, izleyenlerimize 3. dakika diyelim. Burada Tolga'nın Kerem'e foulü. Ya buna ben inanamadım. Şu. Ben bu buna ben inanamadım yani. Zorbay Küçüğün de yerini görelim çünkü ilk açıda Zorbay Küçüğün yeri görünüyor. Burada kart, sarı kart herhalde. Çok açık önü ve çok yakın. Gerekiyordu daha fazlası olur Zaten müydür? düdük çalıyorsa görmüştür. Buna ben inanamadım. Tolga yerde zaten 15 dakikada 5 verilmesi gereken faal 3'ü falan verildi herhalde. Öyle başladı. Ve hep de böyle toplu oynama şansı olmayan pozisyonlarda yaptığı e, tehlikeli fauller. Ya burada %100 sarı kart gerekiyor. Hatta yani e, şiddeti çok fazla olmayan için kırmızıdan kurtarıyor. Öyle diyeyim. Biraz daha şiddetli olsa kırmızı riski var bu hareket. Aya e, yere değmediği için diye. Ka kırmızı olmama sebeplerinden birisi Cumartesi akşamı Trio e, programında kart verilseydi eğer sarı kart çıksaydı kırmızı olmazdı. Çünkü ayağı havada eğer ayağa yerde olsaydı kaçarı yok kırmızı kart. Hayır, daha e, şiddetli gelse havada olsa da kırmızı değerlendirildi. olur. Hareketin şiddetleri. Sebeplerinden olarak. bir tanesi olarak değerlendirilir. Bir tanesi odur. Bir tanesi de hareketin hani şiddetini kırmızı için yeterli bulmayabilirsin. Ama dediğiniz ama gibi ama sarı. Bunu bu kadar yakından görüp bu kadar açıktan nasıl pas geçebilirsin? İnanılmaz. Dördüncü pozisyona yani 20. dakikaya gidiyoruz. Burada Okaka'nın yani e, Başakşehir'in golü. Sola Çadli'ye atıldı top. Çadli burada önü kapandı dışarıya verecek şimdi Hasan Ali'ye. Hasan Ali de kale ağzına gönderdi yerden. Marka öyle şey Röveşata ile bitirdi. Şimdi bu pozisyona Çadli Yedlin mesafesine bakar mısın? Çadli bu takımın sol açığı. Yedlin de sağ beki. Top Çadli'ye oynandığında Çadli zaten Belçika milli takımı da dahil kariyerini bu tarz içeriye penetrelerle çok kolay adam geçen bu şekilde yapmış bir oyuncu. O kadar Çadli'yi o kadar açıkta o kadar mesafede topla kolay buluşturmaman lazım. Yani topun atıldığı anda Yedlin'e Çadli'nin mesafesi çok fazla. Geri gelişi de biraz sakin yani her türlü yetişirim. Tabii tabii hiç tedirginde değil. Evet. Rahat bir şekilde oynatıyor. Çadli ceza alana kadar rahat rahat geliyor. Ondan sonra da rahat topu kullanıyor. Peki burada Cezan içinde pas veriyor baksana. Marka ile özür dilerim. Ha Okaka'nın mücadelesinde Okaka'nın bir faulü var mı? Ya Okaka çok güçlü bir oyuncu. Marka da öyle elbette ama Okaka'da ligin belki en güçlü santrforu. Ayakları yere çok sağlam basıyor evet. Evet sağlam. Zaten Röveşata'yı planlıyor topu alırken. Ben burada çok faul gerektiren bir hareket göremedim. Bir doğal fiziksel temas gibi geldi bana. Vuruşta acaba İsmail'in İsmail çıkarabilir miydi? Vallahi İsmail'in ben kariyerinde zaten top çıkardım çok hatırlamıyorum. Yani kolay bir top ya da değil değerlendirmesi olabilir mi şurada bakın. Çok yakın kaleye. Kolay da bir top değil değil mi? Değil ama İsmail hiç kurtarış yaptı mı kalecilik hayatında? <laughs> Onu Yok hatırlamakta güç çekiyorum. Şey zaten hiç. Fatih Terim'in ya yani müthiş Okan Koçu kiralayıp İsmail Çipe'yi ve Fatih Öztürk tutması, müthiş kaleci tercihinin sonucu. Okan bu hafta bir tane de penaltı kurtardı. Gerçi 3-1 öndeydi zaten. Çok e, iyi gidiyor bu sezonun ilerlinde. 90 artı 6'da bir tane de penaltı çıkardı. E şimdi bir sonraki pozisyonumuz 5. pozisyon yani dakika 21. Burada Kerem işte o tartışma da var. Evet. Yani hakemle Kerem'in tartışması. Göreceğiz değil mi dostlar burada şeyin içerisinde bu pozisyonun devamında? E peki nerede? Nerede göreceğiz onu? Mutlaka vardır. Ben Marka on hareketi. Numarasını mı yanlış aldım? Kesilmemiş olması mümkün değil. Ben gördüm de izledim. Şeyde e, en basinden trio programının şeylerinden alabilirsiniz dostlar. Biz bir sonrakiyle devam edelim. Yani pozisyon 22 birazdan gelir e, ekrana. Burada pozisyon 22. Buldunuz mu yoksa? Ha bu 22 tamam. Duarte'nin Halil'e bir müdahalesi var mı yok mu? Öbürüne de bakıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ben size dakikasını veriyorum. Ha 21. Şimdi burada sonrasında Duarte alacak topu bir de vuracak. Burada üst üste iki tane sarı gördü. Ve oyun dışında kaldı. Şimdi hakem Zorbay Küçük şeyin Faulün yayda olduğunu yani ceza sahası dışında başladığını işaret etti. Değil mi? Evet. Tartışma da sonrasında geldi. Acaba ceza sahasında faul Taşınıyor mu hareket. Ha. Değil mi? evet en kısa hali oldu. faul yapılmaya devam ediliyor mu? Göreceğiz şimdi. Bakınız. Şurada. Ama ceza sahasında da eli yine Kerem'in pozisyonu beklesin şimdi. Bunu konuşalım mı? ondan sonra. Sonrasında serbest atış kullanıldı. Ceza sahası yayında. Ya kolay bir pozisyon değil. Yorumlaması kolay bir pozisyon değil. Eğer ceza alanın dışında hareket düşük şiddetle başlayıp temas düşük şiddetle başlayıp ceza alanında mesela yüksek şiddetli olsaydı tamam. Ee, penaltı verilmesi gerektiğini söylerdim ama ceza alanının dışındaki hareket yüksek şiddetle, ceza alanının dışında esas faulü yapıyor. O da orada dengesini İçeriye kaybediyor. İçeriye zaten düşerek giriyor. He. Halil. O yüzden ceza alanının dışında. Hakemin faul kararı vermesinde ben eleştiremiyorum. Burada varlık bir durum yok zaten değil mi? Var mı? Yok mu? Şimdi Cezası penaltı şüphesi içindeki... olduğunu düşünürse video hakem müdahale eder. Burada e, hareket dışarıda başladığı için net bir kanıt olmadığı için tamam. video hakemin elinde video müdahale edemez. Net ve bariz bir hata diyemez buna. Yani ama hakemin dışarıdaki temas daha sert. Oradaki, oradaki faul değerlendirmesi anlaşılabilir. Burada zorba küçüğün Yorumuna saygı duyabilirim. Duarte'nin iki sarı kartı için herhalde zaten söylenecek bir şey İkinci sarı Yok. kartı nasıl o, o şekilde görüyor anlam veremiyorum Duarte. Yani zaten birinci sarı kart kesin. İkinci de nasıl bu kadar bariz bir şekilde görüyor? Kime kızıyor? Harekete mi kızıyor? Arkadaşlarına mı kızıyor? Duarte'nin de son derece sorumsuz bir hareket yani. yani 90 artı 4 olmuş. Evet o yani çok yani maç hoş bir bulmadım. Bir, gidiyor. bir bir gidiyor. Kritikanlar Galatasaray baskıyı arttırmış. Bana da garip geldi. Bu Arten'in sarısı Sorum, sorumluluk duygusu eksik bir kart. Şimdi gelelim o zaman. Kerem Aktürkoğlu ile şeyin e, Zor, hakem Zorbay Küçük'ün e, tartışma yaşadı. Ana. Ondan sonra Daha sonra dışarıya tabii taşındı bu diyalog. Evet. Bazı iddialar var. Evet. Sözcüklerle ilgili. Değil mi? Go away. Onu mu diyorsunuz? Go away mi? Go lan diye de bir iddia. Go away lan dediği. Bu nasıl bir İngilizce? Go lan, go away lan falan dediyse. Bir de FIFA kokartı verdik biz bu hakeme. O, hani Kerem Türk niye İngilizce söylüyor? Orada diğer yabancı oyunculara go away dedikten sonra tahmin ediyorum, tahmin ediyorum bildiğimden değil. O şekilde böyle söyledim diye kendisini ifade ediyor ama yani bu kadar tartışmaya girmek, uzatmak Ya tabii bir... saygı çift şeritli bir değil. yol. Yani futbolcular hakeme saygı duymak zorunda, hakem de futbolculara saygı duymak zorunda. Eğer o sözcükleri kullandıysa o sözcükleri kullanma hakkı asla yok. Kesinlikle yok. Ciddi bir ceza alacaktır eğer futbolculara yalancı dediği iddia ediliyor, go lan dediği iddia ediliyor değil mi? Go away dedi bak burada. Go away'de sıkıntı yok. Ama bir lan sözcü iddiası var. Şimdi işte bakın burası gerek yok yani e, çekilip hakemler genelde ne yapıyor? Ben hiç Fırat Aydın hiç böyle bir şeyde görüyor musunuz? Örnek aklıma ilk gelen isim olduğu için söylüyorum. Yani genelde tartışmanın dışında kalıyor. Hayır diyor geniş bir alana çıkıyor. Hiç kimse yani yakın temas değil. Geniş bir alana çıkıyor. Yaklaşanları gelmeyin diyor. Net bir şekilde ifade ediyor kendisini. Hem beden dili olarak hem de iletişim olarak değil mi? Evet. Burada beden dili de çok Ya sert. burada içinde kalmasına çok oyunculara bu kadar yakın kalmasına gerek gerek yok. yoktu. Bir grup oyuncu bu da kadar sinirlenmeye de giriyor. Ha, gerek yok yani onlar yani. futbolcu sen kimsin? Tabii. Kart kullanmak gibi bir opsiyonun var. Yani kötü bir, bir şeye ikna etmek zorunda da değilsin. Ee, Kanıtlamak şey zorunda oldu. da değilsin. İletişim oldu bu durum. Eğer o sözcükleri kullandıysa da e, yanlış yapmış yani. Saygı karşılıklı olmalı. O da sporculara saygı duymalı. E, yani şu ana kadar da MHK bir açıklama yapmadı o sözcükleri kullanıp kullanmanla dair değil mi? Yok ben görmedim. MHK'nin de bununla ilgili bilgi vermesi gerekmez mi böyle bir iddia varsa? Hakem bunun sözcükleri kullanmadıysa mesela kullanmadı desin. Hangi Hakem haksızlığa uğruyorsa. Maçtan sonra hakemler, haftanın bir maçından sonra hakemler çıkıp değerlendirme yapıyordu. İngiltere'de miydi Hollanda'da mıydı hatırlıyor musunuz? Biz burada konuşmuştuk sizinle. Hollanda'da. Almanya'da geçen hafta öyle bir şey oldu. Bayağı Dortmund başından sonra. Yok o değil. Hollanda'da Hollanda'da, Hollanda'da konuşuyor, evet değerlendiriyor. Her hafta bir maç seçiliyor ve yani bizde de aslında yapılabilirmiş Şu diyeceğim. Şu pozisyon belken gerçekten ne yaşandı? Hakem o sonuçları kullanmadıysa kullanmadım desin. Hakemi de zoruna bırakmış. Ama kullandıysa o sözcükleri doğru değil. Do Saygı çerçevesinde yanlış. Hem sözcükler hem de şu izlediğimiz şeyler doğru değil. Yani buna gerek yoktu. Oyuncularla bu düzeyde tartışmaya. Kesin. Ya da herhangi bir düzeyde tartışmaya oyuncuyla tartışılmaz. 29 yani. yaşında bir hakem, zorbaaya küçük. FIFA kokartı verildi. Hele golan falan dediyse o o beni ayrıca bir ekstra üzdü. Yani FIFA kokartı verdiğimiz bir hakemin eee iki lisanı böyle kullanıyor olması bir de ekstra üzdü. Şimdi e, yönetmenimiz anımsatıyor. Daha önce ile Gaziantep Spor kayacısı ile da yine aynı kelime özür dileyerek hani lan Öyle ifadesini e, kullanma tartışması olmuştu diye. Zorbay Küçüğü'nü? Hatırlatıyor, mi? evet. Neyse onu bir derleyip toparlayalım da. Ama e, her halükarda dediğiniz gibi Vur herhangi bir şey gelmedi. Yalanlama ya da e, doğrulama. Herhangi bir açıklama gelmedi. Ne olursa olsun sözcükler kullanılmış ya da kullanılmamış. Kullanılmamış olsa dahi şu görüntü doğru Hoş bir değil. görüntü değil. değil. Şimdi Milliyet gazetesi var. Milliyet gazetesinde hem konuyu hem de takımı gazeteyi değiştiriyoruz değerli izleyenler. Milliyet gazetesinde Maestro Hamşik Hatay maçında 12.17 kilometrelik koşusuyla sahanın en çok koşan ismi olan Slovak oyuncu ...yüzde %90'lık pas isabetinin yanı sıra 3 de şut pası vererek Trabzonspor'un organizatörü oldu. Şimdi bu sanki yeni bir şeymiş gibi Okuduk ama yani Barakamşik <laughs> geldiğinden beri aynı performansı neredeyse her maç, oynadığı her maçta yapıyor. Haksızlık etmeyelim. Şimdi sadece şey olmadığı için, vakayeme olmadığı için oyunu biraz daha fazla yönlendiren bir isim olarak belki dikkat çekiyor ama geldiği günden beri Trabzonspor'un bu sezonki başarısında o öldürücü hamlelerin ya da pasların yapılmasında başrolü oynayan bir, iki, bir, iki oyuncudan birisidir yani. Hele bu maçta daha Üç çok ihtiyaç bir vardı mi? ona. Neden? İki sebeple. Uzun bir süredir Trabzonspor müsabakaları domine etmiyordu. O ilk 9 haftaki rüzgarından biraz uzaktı. Göztepe maçı, Gaziantep ikinci yarısı, Beşiktaş maçı, Karagümrük maçı, Adana Demirspor maçı. Pragmatik futbolla kazanıyordu. Hatay maçında ilk devrede nihayet o sezon başındaki rüzgarı tekrar ettiler. %80 topa sahip olup rakibe top göstermeden şut çektirmeden bir ilk yarı oynadılar ve 2-0 devre arasına gittiler. Bu sezon başı Trabzon'un oynadığı o e, yüksek tempolu, yüksek ritimli oyundu. Orada Hamşik'e ihtiyaç vardı. Yani bu oyunu oynayacaksan Hamşik'in yönetmenine ihtiyaç var. İkincisi de orta sahada Dorukan galiba ilk defa başladı. Evet. Daha önce sağ bek başlatıyordu. Hem Bruno Perez döndü hem Denswil döndü. Orta sahada da eksikler var. Dorukan, Berat, Hamşik orta saha yapısı. Şimdi Hamşik'in daha fazla yönetmenliğe ihtiyaç var. Daha fazla karakter ve daha fazla kalite koymasına ihtiyaç var. İhtiyaç duyulan yerde bunu yaptı. Gerekeni yaptı. Ben maçın ilk yarısının ardından size ısı haritalarını gönderdim. Hatırlıyor musunuz? Evet. evet. Trabzonspor'un savunma oyuncuları orta sahada oynamış. Oyunun ilk yarısı. İkinci yarı neredeyse kontak kapattı gibi bir durum oldu. Çünkü ilk yarıda hata hiç reaksiyon vermedi. Trabzonspor istediği gibi kesti, biçti, oynadı. İkinci yarıda oyun biraz daha dengelendi. Özellikle 46, 48 ve 60. 60. dakikalarda ciddi pozisyonlar yakaladığını Hatay Spor'un söyleyebiliriz. Oyuncu değişiklikleriyle birlikte özellikle sağda, sağ kanat hücumunda. Siyopis'i soktu ya Canin'in yerine. Evet. Ee, sağdaki ofansif oyunu sesini ikiye düşürdü. Zaten bu Trabzon'un klasik kontak kapatma metodu. Evet. Siop'su ya da Berat'ı sokmak. 45 dakika sezon başındaki dominant oyunu oynadı. Da, 45 dakikada son iki ay oynayan pragmatik futboluna döndü ama 2-0'ı korumayı başardı. Sonuçta 45 dakikalık o dominant oyunu da takdire değer. Şöyle ha ısı haritası da buyurun. Bu şey maç sonra değil mi dostlar? Efendim? Ha ilk yarı ha. O Tolga çok teşekkürler. Bak gönderdiğim grafikleri yapmış ilk yarı. Defans attı. Gördüğünüz gibi. Önde neredeyse. Ağırlık olarak aynen öyle. Hücuma çok büyük katkı. Maç sonu var mı? Sevgili Tolga. Ha tamam peki. Maç sonundakileri e, ben baktım. O hat geriye çekilmiş. Evet. Doğal olarak. Geriye gelmiş. Ama ilk yarıda Trabzon takım olarak dediğim gibi istediği gibi kesti, biçti, aldı, oynadı. İkinci yarıda e, biraz daha değişti. Hem Hatay Spor'un, Atakaş Hatay Spor oyuncu değişiklikleri hem de Trabzonspor'un e, oyun anlayışının değişmesiyle birlikte. Şimdi bu maçta iki tane pozisyon var. Bakalım. Benim e, özellikle size sormak istediğim bir saniye hemen bulayım onları. Bir dakika. Buldum. Öncelikle pozisyon 2 yani dakika 17. Burada Trabzonspor bir penaltı bekledi bir ele çarpma var mı? Hava topu mücadelesinde bakın burada net bir şekilde görülecek şurada. Bu da Densville değil mi o? Densville'in, ha yok ona çarpmıyormuş. Direkt buran kafasından mı geliyor yoksa direkt ele mi geliyor? Sanki direkt ele mi geliyor? Şuradan göreceğiz. Evet. Gördünüz mü? Direkt ele indi. Evet. Boraan kolu doğal konumda mı peki? O zıplama anı itibariyle bence doğal, doğal konumda. Görüyor, değil mi? Evet. Yani Beklenmeyen top, hava top mücadelesi. Beklenmeyen doğal konum. top. Evet. Peki, çok bir gariplik yok burada. Pozisyon o zaman 14. Yani dakika 72. Burada ceza sahası içerisinde Densil'in eline çarp, ha, çarptı top. da devam kararı çıktı. Herhalde bu da kısa mesafe. Kolun yeri doğal. Top ele özür dilerim. El topa gitmiyor. Top ele gidiyor. Top ele gidiyor. Bir de oyuncunun kolunu açma vücudunu genişletme gibi bir hapsiyonu yok. Hamlesi yok. Kolun yeri doğal. Topun oraya gittiğinin farkında değil yani. yani yok. Çok elle yakın oynama ve değil. çok şiddetli geliyor. Devam yüzden, kararı doğru. Devam kararı doğru. Son olarak e, pozisyon 16 yani dakika 75. Evet bu maçın en kritik pozisyonu evet. geldi. Edgar'la Diouf'un. Edgar arasındaki pozisyon. Şimdi burada baştan ha şu hamle. Evet Edgar bir hata yapıyor. Topa Diouf dokunuyor. Değil mi? Topa ayağını üstüne koyuyor. Sağ ayağını evet. orada Edgar o anda bileğine arkada bakın. Edgar Heh. geç kalıyor. Şurada gördünüz mü? Evet doğru. Diouf topu sağ ayağıyla oynayacakken Edgar geç kalıyor. Diouf'un bileğine müdahale yapıyor. Burada çok net görünüyor. Evet. Net bir penaltı var burada. Bu değil mi? Görünüyor. Şu. Evet. Darbe. Evet. Ayağını araya soktu Diouf. Doğal olarak soktu. Yani topu alacaktı. Edgar'ın bileğine vurdu. Bir kart olur muydu bundan sonra? Olur. Son Kesin oyuncu Kesin kart vesaire. olur. Ama toplu oynama isteği olduğu için sarı olur. Sarı kart. Toplu oynama şansı ve isteği olduğu için sarı kart. Ve penaltı olur. Peki video hakem müdahale etmeli miydi? Video hakem müdahale etmeli. Çünkü bir kanıt var elinde. Etmeliydi. Etmeliydi. Ha. Orta hakem kaçırıyor çünkü. Yaşar Kemal Uğurlu. Yaşar Kemal Uğurlu'ya şunu demes lazım. Ne gördün? Yaşar Kemal Uğurlu da diyecek ki işte doğal bir ikili mücadele gördüm. Birbirlerine dolaştılar, düğümlendiler, yere düştüler. O zaman diyecek ki video hakem ya sen öyle gördün ama hocam. Bileğine ben, bir darbe, darbe var. var. Net bir, bir kanıt var. Gel izle. O da izleyip. Penaltı ve sarı kartı verecekti. var da mı kaçırdı bu durumda? E peki süremizin sonuna gelmişiz. Peki e... varın önünde monitör var. var. varın kaçırma şansı yok. Tamam. E, daha sonra eğer süremiz yarın öbür gün yine aklımıza gelirse e, konuşuruz pozisyonu ama bizim gördüğümüz kadarıyla burada net penaltı ve sarı kart olması evet. gerekirdi diyelim ve bugünkü haftanın ilk manşetini bitirelim. Uğur Melek'e çok teşekkürler. teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Bugünlük bizden bu kadar efendim. Yarın yine aynı saatte tekrar birlikte olana dek. Hoşçakalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalın.